Efendim, hoş geldiniz efendim. Alayım sizleri konuşmacı olarak. Ben de şu şeyi bir halledeyim. Sosyal medya yasası ile ilgili attığım bir tweet vardı. Bundan yaklaşık bir ay önce attığım bir tweetti. Onu da yukarıya bir sabitlemek istiyorum. Çünkü konumuz bununla alakalı efendim. Evet. Buyurun ağaç iyisi bey, buyurun. Ya da hanım. Buyurun efendim. Buyurun efendim, Coco Jumbo. Ahmet abi nasılsın ya? İyiyim, kendimle konuşuyor gibiyim. Bu ne hal? Biraz öyle abi ya. Abi Bu ne niye böyle oldu? zortlattın? Çok güzel zortlattın ya şeyleri. Geri döndüm valla. Ya ben dün yayında söyledim şey yani dedim hani olmak istemiyorum burada şey yapmak istemiyorum ama dedim yani şey birisi dedi ki abi dedi bir ne dedi bir yıl 30 gün mü dedi 30 gün boyunca şey yapmazsan dedi hesabı açmazsan hesap tamamen siliniyor dedi. Ben de onun üstüne bir tane mail attım sabah uyandığımda açılmıştı. Abi öyle bırakmak falan olmasın. Devam et. Sana ihtiyacımız var. Sen burada yokken zaten sancağı elimizdeydi. Tutuyorduk. Sancağı sana devrediyorum abi. Ya bu YCP'lerin kökünü kurut. Yemin ediyorum ya. Evet, bugün Kılıçdaroğlu da söyledi. Kılıçdaroğlu da söyledi. Biz de artık eski CHP değiliz dedi. Atatürk'ün CHP'si bizim CHP'miz değildir dedi. Muhafazakar CHP artık arkadaşlar. YCHP, yeni CHP. CHAP daha iyi geliyor benim kulağıma. CHAP. CHP zihniyeti biraz böyle. Aynen öyle. Şimdi bugünkü konumuz insanlar toplandı mı? Şöyle bir 2000 kişi, 3000 kişi olduk mu? Kaçız şu an? Ben niye göremiyorum bunu? Sen görebiliyor musun? Kaç kişiyiz? 2089 görünüyor şu an. 2151. Tamam, 3000 kişi olduğumuzda şöyle yavaştan bir şu konuya başlayalım. Tabii efendim. Tabii efendim, bu konuya başlayalım. Ağaç yiyesi, sen bana yardımcı olacaksın mı? Her türlü lordum. Tamam, seni co-host yapıyorum. Tamamdır. Kabul Teşekkür eyle. ederim. Erlik gelirse erliği çek. Kabul eyledim. Dankeschön. Abi ben senin Discord'dan ban yedim ya. Onu bir çözelim mi müsait olunca? Olur öyle. Olur öyle. Onu çözeriz. Bakarız. Hallederiz. İnsanlar toplandı mı efendim? 3000 olduk mu efendim? 2300 lordum. 2400. Tamam yeter abi. Şimdi konumuz şu arkadaşlar. Yeni bir sosyal medya yasası geliyor. Bu kesim sekiyor birisinden. Kimden sekiyor? Aç yesin mikrofon kapat. Yeni sosyal medya tasarısını, sosyal medya yasa tasarısını ben zaten bundan bir ay önce paylaşmıştım. 27'sinde paylaşmışım Mayıs'ın. Bu sosyal medya yasa tasarısı şu anda komisyondan geçti. Bunun anlamı şu, TBMM'de oylamaya gidecek. Oylamadan da tabii ki geçecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Sonuçta AKP ve MHP oyları muhalefetin oylarından fazla. Bunu biliyoruz. Peki bizi bu şeyde bu arada bu hani aslında çok da inanılmaz kötü bir yasa değil onu söyleyeyim. Ben özellikle kombine trollerin linçlerine maruz kalmış birisi hesapları kapattırılmış birisi olarak aslında benim işime de gelecek bir yasa bu. Çünkü elinizden anonimliği alıyor. İşte trollük yapmanızı engelliyor. Efendime söyleyeyim bir sürü şey var yasanın içinde ama tek bir madde var ki sırf o madde yüzünden benim işime gelecek bütün diğer her şeyini o torba yasanın çöpe atabiliyorum. Madde şu şekilde arkadaşlar. Madde 29 şöyle diyor. Bilmem ne tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 217. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Halka yanıltıcı bilgi alenen yayma. Diyor ki maddede sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen niye söylemiyorum bu kelimeyi? Yayan kimse
bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti içerisinde işlemesi halinde yukarıdaki fırkaya göre verilen ceza yarı oranında arttırılır. Yani diyor ki sen diyor sosyal medyada bir tweet attın. Mesela dedin ki efendim mesela işte bir kulis bilgisi aldın. İşte diyorsun ki çok sallıyorum şu anda. Horolop Şorolop Reis AKP'den atılacak diye bir kulis bilgisi aldım diye bir tweet atıyorsun. Diyorlar ki atılmıyor adam. Aa, sen yalan haber yaptın diyorlar. Seni alıyorlar içeriye. Ya da mesela diyorsun ki işte TÜİK az önce enflasyon oranını açıkladı. Ben enflasyon oranının bu oran olduğuna inanmıyorum. Hop sen diyor halka diyor yalan bilgi yaydın. Gel kardeşim bir yıldan 3 yıla kadar seni içeriye alalım. Ya da efendime söyleyeyim diyorsun ki bence diyorsun yani bu işin sonu yok. Bence diyorsun Türkiye süper güç değil. Hop kardeşim yalan bilgi biz süper gücüz ya sen ne diyorsun ne saçmalıyorsun deyip seni içeri alıp kilitleyebiliyorlar efendim. Yani böyle bir durum söz konusu. Böyle bir yasa geçti. Yani neyin yalan haber, neyin doğru haber, neyin dezenformasyon, neyin doğru bilgi olduğuna dair karar verici mercinin kim olduğunu bu yasada belirtmemişler. Yani bir bilirkişi mi gelecek, mahkeme mi karar verecek, ne olacak bunları bilmiyoruz. Bu da işin ucu açık olduğu zaman AK Parti hükümetinde ne oluyor? Buna AK Parti karar vermiş oluyor. Ya da mesela çok tanınan biriyseniz birebir şahsım karar veriyor buna. Bu durumda da şahsıma ters bir şey söylediğiniz zaman içeriye atılmanıza yol veren, yol açan bir şeydir bu. Bir yasadır bu. Şimdi mesela diyorlar ki sen diyor bu yasayı diyor çıkaran adama neden bir şey demiyorsun? Yani ben bunu anlatamıyorum herhalde. Hani ortak olarak kabul etmemiz gereken bir şey var. AK Parti tam olarak bu. Baskıcı bir rejim. İktidarı kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapan bir rejim. Yapması gereken bu ve bunu yapıyor zaten. AK Parti bunu yapıyor zaten. Yani hani bu tartışmaya açık değil. Ben buradan kıçımı dayırtsam, ben istediğim kadar Twitter'dan protesto edeyim, istediğim kadar sokakta protesto edeyim. AK Parti istiyorsa bunu yapacak yani inadım inat sonuç itibariyle. Hani o yüzden AK Parti eleştirmenin bu noktada bize çok da bir şey getireceğini zannetmiyorum. Bir tek Turkish Airlines olayında biraz geri vites attılar. Onda da çünkü yani Turkish Airlines Türkiye demek değil o yüzden yani. Herhalde birisi dedi Sayın Başkanım İngilizce öyle bir şey değil mi dedi ne oldu bilmiyorum ama. Yani bu noktada ben şunu görmek istiyorum şahsen. Oy attığımız muhalefetin tam kadro gidip hayır oyunu basıp tam kadro gidip hayır oyunu basıp bununla ilgili kamuoyu yaratıp bunun üzerinden siyaset yapmasını görmek istiyorum. Ben tanınmış muhalefet partinin tanınmış kişilerine baktığım zaman hiçbirisi de bununla ilgili konuşmamış. Yani bir tweet bile atmamışlar. Bu konuda benim sizlerden ricam artık hangi partiye oy veriyorsanız İyi Partisi bilmem nesi bana salı günü çıkıp da meclis grup toplantısında ey Erdoğan konuşmalarını istemiyorum. Ben şunu istiyorum. Gidecekler TBMM'de oylarını atacaklar ve bu yasa geçerken ellerinden gelen neyse nasıl bir protesto yapabiliyorlarsa kavga mı edecekler mecliste? Etsinler anasını satayım. Bir şey görelim artık yani. Bir şey görelim. Yani bizim burada konuşma hakkımız elimizden alınırken konuşacaksınız, konuşacaksınız diyen muhalefet bakalım ne yapacak? Ben bunu görmek istiyorum. Bu yüzden de sizden ricam muhalefete bu konu üzerinde baskı kurmanız. Yani şunu söyleyin. Taklayın. Kimse tanıdığınız milletvekili taklayıp şunu sorun. Kardeşim böyle bir yasa geçiyor. Bu konuyla ilgili ne yapacaksınız? Bu konuyla ilgili lütfen konuşur musunuz? Bu konuyla ilgili kamuoyu oruç durur musunuz? Lütfen. Rica ederim. İnanın, emin olun ki sizleri dinliyorlar. Mesajlarınıza, mentionlarınıza bakıyorlar Twitter üzerinden. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Evet, Neandertal bir cahreni aldım. Bu ne ya? Merhaba. Lütfen lütfen Neandertal bana bir küfür olur. Sen Çok nesin? daha eskiyim, ben çok daha eskiyim.
Çok daha mı eski? Tabii ben İlk insan. 7 Homo milyar yıl erectus mu? önce yaşadım ben. Lütfen. Vay anasını satayım. Neler neler türemiş. Cahvers değişmiş ben görmeyeli. Bayağıdır ilgilenemiyorum. Dedik bayağı genişledik. Evet. Şu an konuşma istekleri var ama ben hepsini göremiyorum. Ben iPhone'un 17 şeyi. kişi görebiliyorum sadece. Ben de Erliği 17 kişi kontrol ediyorum. görebiliyorum. Erlişenez yok. Evet. Eğer keke satış koyduysa onu öldüreceğim yarın. Ayıp eder. Bir daha bir Batuhan abi rica etmiş beni alır mısınız diye geldiğinde Batuhan Ekşioğlu. Onu da söylemiş olayım da. Nerede ki? Ben görmüyorum ki. Şu an yok gelecekmiş birazdan. Ben görmüyorum ki. Ben Bayağı kontrol ederim. durmuyorum ya. Gelince atarım istek. Evet, o zaman bu konuyla ilgili neler yapabileceğimiz konusunda ben insanları da dinlemeyi istiyorum açıkçası. Yani sizce ne yapabiliriz? Nasıl bir şekilde muhalefeti bu konuda gazlayabiliriz? Ya bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani gerçekten hani lafı çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Ülkenin anası sikilmiş. Yani bugün oturduk konuşuyoruz. Benim genç bir arkadaş var. Üniversitede okuyor. Benim video edit işlerimi yapıyor. Çocuk şunu söyledi. Dedi ki abi dedi muhalefetin kazanmama şansı olduğuna inanıyorum ben dedi. Yani ülke bu durumdayken bile muhalefet kazanamayacağını düşünüyorsam harbiden kaybeder mi bunlar dedi. Valla şöyle bir iç çektim. Dedim yani kardeşim bu kadar beceriksizlik de hiç belli olmaz. Gerçekten belli olmaz. Yani böyle bir konu varken muhalefet hani bunu durduramıyorsa bile bizim sosyal medyada konuşmamızı engelleyecek bir yasa tasarısını durduramıyorsa bile bunu en azından gündeme taşıyarak suyunu sıkması lazım. Yani böyle taşı sıkıp suyun boşaltıp yani bunu böyle sıkması lazım bu konuyu yok etmesi lazım. Ama çıt yok. Çıt yok. İnanılmaz ve aklım almıyor benim. Gerçekten aklım almıyor. Bu ani tepkilerini vermesi gerekiyor. Özellikle muhalefet liderlerinin, özellikle Kılıçdaroğlu'nun. Yani biz burada geberiyoruz, geberiyoruz diyoruz. Adam gitmiş Batuhan Bebek'le fotoğrafını paylaşıyor. Uçakta bebek almış kucağına. Bill Clinton mısın abi sen? Geç bu işleri. Evet. Ağaç iyisi. Al abi teker teker. Homo erectus kardeşim var mı diyecek bir şeyin? Paketlerim seni. Var, var. Şöyle ki benim Konuş. ne zaman yapılacaktı bu şey seçimi? Seçim değil de işte sosyal medya Oylaması mı? aynen oylaması. Şu an komisyondan geçti. Oylaması ne gün yapılacak ben bilmiyorum. Ona da bakmak istiyorum. Bana bugün bir mesaj geldi. Evet. Mesaj diyordu ki cumartesi günü saat 5'te geliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kendisi atmış bunu İzmir Belediyesi üzerinden. Bana istediğiniz soruyu istediğiniz gibi sorabilirsiniz diyordu. Ben cumartesi günü gideceğim soru sormaya. Ne İzmir'e mi? İzmir'e geliyormuş, evet. Ben Evet. gideceğim soru sormaya. Yani aklımda iki soru var. Birisi Eren Erdem hakkında bir soru. İşte diğeri de bu sosyal medya yasası. İşte Selahattin'in vefatı. KYK intiharları hakkında neden paylaşım yapmadığını, neden sessiz kaldığını soracağım diyorum. Ama ikisi arasında hani birini seçmem lazım büyük ihtimalle. Acaba sosyal medya yasasını mı sorsam? Bunun oylamasının ne zaman olacağını ben öğrenmeye çalışayım bu arada. Onun üzerine bir çalışma yapalım biz. Aranızda eğer gazeteciler vesaire varsa bu konuda hatta ben onu şeye sorarım. Cüneyt abiye sorarım o kesin biliyordur. Ya da öğrenir. Cözdemir abime sorarım ben onu. Ya bence gittiğinde sana soru sordurtmayacaklar bu arada. Ben de öyle düşünüyorum. Soru soracaklar Sen soru bellidir sanki. tabii soru soracaklar bellidir. O konuda CHP'nin AKP'den farklı olduğunu düşünmeyin yani. Ya mesajda şöyle yazıyordu. Hiçbir şekilde önden soru alınmayacak. Direkt Yep. orada soruyu sorabileceksiniz yazıyordu mesajda. Yep. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Bu bir tane video yaptılar ya. Allah'ım hala videoyu hatırladıkça titriyorum. Sen vardın. Gençlerin yanında sen vardın. Hatırladın mı o videoyu? Evet, aynen öyle bir ortam bu Ha, arada. o videoda o kız var ya kalkıp sen vardın diyen. Ben o kızı tespit ettim. İBB'de işe sokmuşlar kızı. Yani beni de İBB'ye soksalar ben de yanımda sen vardın Kılıçdaroğlu derdim yani. Allah Allah. Beni de öyle liyakatsiz liyakatsiz işe sokun. Ben de çıkayım diyeyim ki sen
Abi o çığlığı atan kız gerçekten bir bebede. Ulan insan bir düşünür ya. Bu kadar da salaklar yani. İnternet çağında yaşıyoruz. Birisi keşfederse bu kızın İBB'de çalıştığını ağzımıza sıçarlar mı diye bir insan düşünür. Hiç düşünmemişler abi. Kız gitmiş ve oraya sen vardın diye çığlık atmış ya gençlerin yanında. Utanmazlar. Neyse, evet konumuzu Abi Seco'yu aldım. Seco bir şeyler söyleyebilir istersen. Seco bir şeyler söyle. Ne yapalım Seco? Seco. Gençlerin yanında kim vardı Seco? Ölmüş bu. Seco. Seco o Neydi? Deniz abi şu an herhalde. Aynen. Sen vardın Hemen bir başkasını alıyorum. Muharrem İnce sevdalısı varmış. gelsin. Alındı. Neredeydi bu adam? Bağlanıyor Bu şu adam an. o gece neredeydi? Muharrem. Bana bak Muharrem. Abi İyi ya. akşamlar. Ben de bir şey diyecektim de. Buyurun. Abi bir de gidecek olan arkadaş sorabilir mi? Bu Fethiye Belediye Başkanı milletin anasına söverken Tanrı'ya kınama verenler neden Tanrı Özcan'ı partiden atmak istiyormuş? Ben bir de bunu çok merak ediyorum. Ben Tanju Özcan zaten partiden atılacak da ben şeyi de merak ediyorum. Milletin anasını sövmedi sadece. Evet, Vatandaşı bir de adamı dövmeye dövmeye çalıştı. çalıştı. Evet, o da var. Özür dilerim. Arabasını Eksik söyledim. önüne kırdı. Arabasını önüne kırdı. Arabasına tekme attı. Alim Karaca ben 3 hafta gündemde tuttuğum için onu zaten disiplin kuruluna sevk ettiler. Adam arabanın önüne kırıyor. Korumasıyla iniyor dövmek üzere. Kapıyı açamayınca içeriden kilitli. Çünkü kapıya döner tekme atıp adamın kapısını çökertiyor. Ve adamın savunması şu. Devletimize küfür etmişti. Ben de dayanamadım saldırdım. Tam bir AKP'li savunması. Ayıptır yani. Böyle bir iftira atılır mı ya? Random yolda giderken düşünsene bir tane arabayla yolda trafik kavgası yaşıyorsun. Devlete küfrediyorsun. Ulan yani olayın akışına aykırı bir kere. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle salakça bir iddia olabilir mi? Savunmasında da gidip mahkemede öyle demiş Alim Karaca. Devletimize söyledi. Ben de döner tekme attım kapısına demiş. Ve bu adam ihraç edilmedi. Şimdi ben Tanju Bey'i de beğenmiyorum açıkçası. Onu söyleyeyim baştan. Ama onun atıldığı bir yerde Alim Karaca'nın ne işi var onu da anlamış değilim. Ya ben de çok beğendiğim için değil hani ama yani en azından partiden hani partide vatandaşın anasına sövüp benim vergimle beni dövmeye güvenliğiyle gelen birisi olunca hani insan bir soruyor yani ister istemez. Hani bu adam partideyken bu adamı niye atıyorsunuz hani kime yaranmaya çalışıyorsunuz diye insan düşünüyor HDP'ye yani. yaranmaya çalışıyor. Kime yaranacak? Yani ben de işte Eren Erdem'i sormayı kafamda kesinleştirmiştim. Hani milleti fişleyen CHP eleştirilemez eleştirilirse sonucu olur diyen birisini neden partide tutuyorsunuz? Niye kimsenin sesi çıkmıyor buna diye soracaktım. Ama o kadar kötü örnek var ki aralarından seçmek çok zor geliyor bana yani. Ama peki bir şey daha sorabilir miyim? Bu dinozorları öldüren Meteor Partisi yani Torino seçimlere girme ihtimali var mı abi? Ya bence MHP'den falan fazla olur yani çok rahat bir şekilde. Lordumuzun mikrofonu kapalı şu an muhtemelen ufak bir işi var. Ufak bir çiş yaptım ama yani ya çişimi yapayım dedim 2 dakika sürdü kardeşim bu kadar uzun işlenir mi? Şöyle bu seçim katılmıyoruz. Bu seçim yokuz. Bu seçim yokuz ama diğer seçim kesin varız. %100 garanti. Abi iktidar olursak yanlışlıkla falan var mı plan ya? Çözelim onu. Düşünsene yanlışlıkla ülkeyi elimize veriyorlar. Şey yaparız ya roketlerin başına taramalı tüfek takıp saldırırız sağa sola ne yapalım? Abi Kutusu Çevre diye. ve Şehircilik Bakanlığı'nı ben alabilirsem çok sevinirim ya. Niye bir planı mı var? Ben ağaç yesiyim ya çözeriz bir şeyleri. Ha anladım. Şey verecektim ben ya. Ali Sukat'a verecektim. Eski şey. Neydi o? Ülkücü ocakları mı? Ne deniyordu lan onlara? Aa. Ne ocağı deniyordu ona? Alperen Ocakları. Lan yok. MHP'nin ne ocağı vardı? Ülke ocakları, Ha ülkü işletmeleri. ocağı evet. Eski Ülkü Ocakları Başkanı İyi Parti bilmem ne komisyonu
Başkan yardımcısının da eşi. Ali Sütas. Ona verdim kardeşim o görevi. Biraz da Abi hipokriziye yanmamak lazım. ben sana söz veriyorum, fotoğraflarımı yol boyu hiçbir yere astırmayacağım eğer bakan olursam. Bakanlar astırmıyor zaten. Belediye başkanları astırıyor. Fotoğraf fantezisi onlarda var. Doğru. Fotoğraf Haklısın. fantezisi onlarda. Bak gel. Antalya'ya gel. Antalya'nın sahibi belediye başkanları. Halkın amına koyayım ben. Her yerde belediye başkanı fotoğrafı. Ben Antalya'ya bir kere gittim. Çok beğendim abi. Çok güzel bir şehir gerçekten. Gerçekten çok güzel bir şehir. Ama bizim değil işte. Belediye başkanlarının. Tabii. Tamam efendim. Yani Antalyalı insanlar Muhittin Böceği bir kere görmeden günde herhalde rahat yaşayamıyorlar abi. Adam bunu Yok. görmüş. Olur mu lan? Nefes alınır mı lan Muhittin Böceksiz? O botokslu kırmızı suratını en az bir kere göreceksin kardeşim. Bak Bakacak abi şu sana. canım çekti yani öyle bir şey. O şişmiş suratıyla bakacak. Yemin ediyorum şu an varyanta gidip göresim geldi ya o büyük pankartı. Ah Muhittin'im benim. Canım Muhittin'im. Ya kasetim çıkmış da acele eden geceden hemen istifa etmişim gibi bir Dur gün lan. geçiriyorum gerçekten. Dur. Konuşma. Pardon, pardon. Ağzıma çıktı öyle özür dilerim. Aman aman. Ne oldu lan? Yok abi bir Ye şey. yaşandı bir şeyler abi. Ya ben duydum bir şeyler. Ne o mesele? Ben attım sana DM'den bakarsın müsait olunca. Ne olmuş? Sağlık sebeplerine şey mi olmuş? Viagra kalbe vurmuş diyorlar Kalp diyorlar. Sağlık sebepleri ustam. Olur öyle. Evet, yeni konuşmacılar alalım lütfen. Ben bir yandan. Abi yeni konuşmacı alınırken ben bir şey söyleyeceğim. Eren Evet. Erdem bizi listesine koymuş Jahvers olarak. Haberin olsun abi. Harbi Harbi. Beni falan söylemişler. Şaka yapıyorsun. Beni ve Jim Amsun'un ismi geçmiş abi. Bu Tolga Erdoğan denen arkadaşımız sağ olsun. Bizi Evet. listeye koymuşlar. Bu yani olay. Aa. Şeyden var mı abi? Harbi mi? Tolga. Harbi harbi. Bayağı bizden küfürlü falan Ya. bahsediyor. Ondan haberim var mı? Eren Erdem çok gerizekalı bir adam ya. Yapacak bir şey yok. Atanamamış Süleyman Soylu. Küçük Süleyman Soylu. İnşallah da atanamaz yani. Şimdi böyle adamlar varken ben nasıl gönül rahatlığıyla muhalefete basacağım? Bana da bunu anlatın. Bana birisi gelsin anlatsın. Desin ki abi bu sebepten basmalısın. Anlatın. Abi geçtik o işi çoktan sanki ya artık valla. Anlatacak birisi de sanmıyorum olsun. Nasıl geçtik oğlum? Adamlar şey diyorlar. Sen AKP'lisin diyorlar bana. Yok yok yani hani gönül rahatlığıyla basmayacağımız artık aşikar yani. Hani Ha öyle basmak şey zorunda yani olduğumuz için zorunlu basacak bir şey basacağız. olmuş. Tamam bak ona okeyim bak. Bak bir şey değil mi? Ben zorunlu basıyorum diyene okeyim. Vallahi billahi okeyim. Yemin ediyorum okeyim. Ben zorunlu basıyorum diyen herkese eyvallah kardeşim. Ama kalkıp da bana övmeyin yani. Allah aşkına yani. Zorunlu basıyorum diyene eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Devam ki. Ben de zorunlu basacağım ama kalkıp da şey yapıyorlar ya böyle. İmamoğlu bunu iyi sikmiş ya falan yapıyorlar ya. Onu yapmayın be abi. Gözünüzü seveyim yani. Yapmayın agalar. Zeynep İmamoğlu diye bir kadın var zaten. Tövbe estağfurullah. Allah yakınlarına sabır versin. Bir Jemal. Hay yandan Allah. yumurta... Alo. Benim sesim Burada geliyor sesin abi. geliyor abi. Ama Geliyor birini geliyor. yakın galiba trolleri. Yok şu anda Oy şey yenir. bir yandan yumurta yapıyorum gece sinek. Geliyor mu sesi bunun? Geliyor Bir abi. tık geliyor abi. Anasını avradını. Kusura bakmayın. Çok acıktım. Yumurta kırdım. Olur öyle. Samimi bir face burası. Bir tık geliyor ama kafa çıkmıyorsa devam edeceğim. Kafa çıkıyorsa ilk kapatacağım. Şöyle abi sesini bastırıyor ya. Oha. Biraz evet biraz Evet. bastırıyor. ASMR Oha. tadı iyi. ASMR tadında. Yalan söyledim. Sadece yumurta yapmıyorum. Aynı zamanda Frankfurt sayfası yapıyorum. Abi canım çekti şimdi ne yapacağız? O ne abi ya? Kokusu geldi be. O ne diyor adam bak Şifa mı? görüyor. Şifa mı? Şifa mı? Şifa. Şifa mı? Alsam şifa. O ne dedi ya? Yazık kıyamam. Normal sosis alamıyorsun değil mi? Tavuk sosis alamıyorsun değil mi sen? Abi evet BİM'den alıyoruz biz ya sosisimizi falan. Onun da ne oldu belli değil. Tavuk lan işte. Tavuk mu? Aa iyi o zaman. İyi o zaman. Abi Türkiye'de Kedi mi olmalı diyor.
Ya kedi diye düşünüyordum ama ben tavuksa daha iyi yani. Yok yok, tavuk yok, tavuk o kadar değil. Limit veriyoruz buradan. Bizi dava etmeyin, onunla koyun yeter. Yeter, davam bitmiyor zaten, evet. Zaten daha ifade vermedim. Konusunda. Atatürk'ü sevmeyenlere boydan gideyim hikayesi. Henüz ifademi vermedim o konuda. Şeyi bulmaya çalıştım çünkü. Yayında nerede söylemişim, nasıl söylemişim. Adamın birisi Atatürk'e sormuş. Ben de onun üstüne söylemişim. Bakalım ne olacak. Hayatta her şey kadar kısmet. Abi ne olacak sürekli böyle karakol, ev, karakol? Ya Nereye işte kadar yani? AKP'li olduğum için iç içeri almıyorlar ama anladın mı? AKP'li olduğumu gizlemek için de devamlı karakola gidiyorum, adliyeye gidiyorum. AKP savcılarına ifade veriyorum. Diyorum ama aslında çay içip geliyorum, anladın mı? Bu şekilde kendimi gizliyorum. Abi birkaç zamandır yoktun. Şimdi ilk günden hemen söylemeyeyim diyecektim de bizim 31 RP'ler birikti biraz. Haberin olsun, müsait olunca onu Kardeşim, kardeşim. çözersen. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Ben sizi fonlayacağım demedim mi? Tabii, tabii efendim. Sizde geri vites olmaz. Şunu açsam, bu ses yapıyor mu? Dur bakayım. Ses yapıyor mu? Yok abi, harikulade geliyor sesin. Çok güzel. Ulan dostum. Evet, yeni insanlar alalım. Yeni insanlar alalım. Abi sana söyleyeyim İki mi kişi acaba? aldım. Buyurun sorun. Buradalar. Abi şey diyeceğim. Ben mesela hani, çok hani demin konuştuğun gibi çok isterek oy vermeyeceğim bunlara. Evet. Ya zaten böyle İmamoğlu falan çıkartırken kesin oy vermem. Böyle Kılıçdaroğlu falan kesin oy vermem de. Ama mesela ben şey kafasında bakıyorum bir yandan. Hani en azından bunları göndermesi kolay olur. Mu acaba? Abi 4 senede en fazla ne kadar yerleşebilirler ki yani? Zaten yapılanmaları fazla yok. Çok fazla belediyelere, bakanlıklara çok fazla geçemeyecekler. Altyapıları yok. Yani tarikatlarla çok fazla bir şey yapabileceklerini sanmıyorum zaten. O yüzden ben açıkçası göndermesinin kolay olacağını düşünüyorum bunların bir Doğru, yandan haklısın ama gözlüklü Süleymancı. Onun geçmişi güzel yani. ya abi, ama şöyle bir şey var ya, bunlar şimdi tarikatlar da abi birazcık Bir de salak var, canı şeyi eskiye zannediyor geri ya, gidiyorlar onu yani. layık zannediyorlar ya. Yazık amına koyayım. Ekrem İmamoğlu fotoğraflı yanında Amerika bayrağı, EU bayrağı olan profiller. En çok onlara acıyorum lan. Adamı layık zannedip şey diyorlar ya. Hayvan kesme festivalinizi kutlarım falan. Lan ne alakası var? Adam namazdan namaza koşuyor. Gidiyor İngilizce Fatiha okuyor adam papazlara. Siz ne zannediyorsunuz İmamoğlu'na? Adamın soyadı İmamoğlu'nun ya. Dedirtecekler beni. En çok onları Abi adıyorum. erlik gelmiş ama ben göremiyorum ya, bir Onu saniye. invite atsana bir şekilde. Atıyorum, bir saniye deniyorum. En çok onları acıyorum ya. Ama abi İmamoğlu'nu layık zanneden çocuklar. Onlar çok 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 acınası lan. evet abi, biz de layık sandık ilk başta da, sonradan soyadının hakkını verdi gerçekten. Yani gidip bir tarihte bile doğasını okudu yani. Tabii canım, Ramazan'da da hiç kaçırmadı. açıyor önüne şeyi, Kur'an'ı. Bir de böyle aksanlı aksanlı nereden öğrendiyse bunu bir başlıyor. Diyorsun ki adam harbi İmamoğlu'ymuş bro. Hakkını vere vere yani. Ya ben çok takılmıyorum abi. Hani isteyen istediğini yaşayabilir ama yani ben bunların böyle çok göz önünde çok göze Ben sokulması falan. takılıyorum. Ben Hani takılıyorum. Ben buradan siyasilerin oy geleceğini düşünmesini ha, çok aynen saçma öyle. görüyorum Ben yani. siyasilerin din satmasını, din pazarlamasını kafaya takıyorum ve bence Müslümanların daha çok kafaya takması lazım. Bence. Ben Müslüman değilim. Benim midemi bulandırıyor din satmaları. Bana ne senin dininden? Bana ne yani? Ne gibi bir etkisi var ki benim hayatımın standartına veya yaşamıma? Sen kalkıp dersen herkes eşit bir şekilde istediği yaşam stilinde yaşayacak. Benim için yeterli o. Yani bana kalkıp dininin şovunu yapmak zorunda değilsin. O zaman benim için çok itici bir hal almış oluyor. Abi ben Sofi'yi çekemiyorum yukarıya bir türlü ya. Görünmüyor çünkü bende. Bir bakabilecek misin? Ya da Cemal'e de bir call at istersen, o denesin bir de. Şu an ben yiyorum. Tamam, bir Çalışıyorum ama saniye ben. yiyorum. Afiyet. Tamam. Evet. Afiyet. Ben Onu çalışmaya devam invite yerine ediyorum. yazarak Sayın yapabilirsin. özelden yollayın invite Ağaç Yesi Bey. Paylaşın odayı. O şekilde konuşmacı girebiliyor diye biliyorum ama. Deniyorum. Şimdi mesela şu İBB lokanta saçmalığı. Nedir kardeşim ya? Neyse.
Onu sonra konuşuruz. Hatta onunla ilgili bir podcast yapmak istiyorum. Yapmadık mı? Yaptık. Düşenmezsen. Yemek yeme sesim geliyor mu? Geliyor abi. Yapma. 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 Onu çok rahatsız edici bulanlar olabilir ona. Takıntılı insanlar var. Invite attım Sofim'e. Sofim yapma. Invite'ımı kabul ederim. Yemek yeme sesin geliyor mu sizden? Gelmiyor, gelmiyor. Doğru söyleyin oğlum. O bazı insanlar için çok acı. Tabağın sesi geliyor abi. Böyle sallanıyor ya tabak biraz. Ha tabak okey ya. Çampı çumpu yapıyor muyum ağzımla? Duyma be oğlum. Ağzımda yok yok gelmiyor. Onda hadi. Sorun yok. Tamam. Yok abi yok yok. Tamam. Yeni insan alalım. Yeni insan. Erlik Bey hoş geldiniz. Erlik Bey geldi. Mert Taş var abi. Mert Taş'ı almıştım. O bir şeyler söylemek isterse söyleyebilir. Abi ben merhabalar önce. İyi akşamlar herkese. İyi geceler. Merhaba. Sesim geliyor mu abi? Evet. Tamam. Ya ben önce biraz dinleyeyim ondan sonra konuşayım abi ya. Olur mu? Konuş. Şu an mı? Tamam başlıyorum o zaman. Ya abi nasıl söylesem. Biz hani bu kadar sorun var şey var. Ama hani şöyle bir şey var. Biz hani... Birçok ülkedeki birçok sorunu sanki bugün artık hani başlamış gibi davranıyoruz çoğu konuda. Ben biraz ondan şeyim, 25 yaşındayım. Yani depresyondan depresyona giriyorum her gün. Ve hani nasıl desem, ülkeye dair hiç umudum yok. Birçok kişi hakkında tartışmalar oluyor, işte ne bileyim bir sürü sıkıntılar oluyor falan filan. Hani Ahmet abi de mesela sürekli muhalefete yükleniyor falan ama şöyle bir durum var. Hani biz bu insanları gerçekten gereksiz çok fazla ciddiye aldığımızı düşünüyorum ben. Yani dün neydi, ne yaptılar bu ülke adına da hani bugün bir şey yapmalarını bekliyoruz. Öyle söyleyeyim yani. Biraz da heyecanlandım kusura bakmayın. Peki o yüzden, ne yapmalıyız kanka? Ne yapmalıyız abi? Ya şöyle bir şey var. Ben hani özellikle 1-1,5 senedir aşağı yukarı hani şöyle bir düşüncem var. Hani... Sürekli birilerinden bir şeyler bekliyoruz. Sürekli bir hani ülke adına ne bileyim millet adına bir şeyler değişmesini istiyoruz kendi hani geleceğimiz adına. Ama hani biz bunu yapmak için ya şöyle bir şey var. Bizim ülkemiz cumhuriyetle yönetiliyor. Yani cumhuriyet kuruldu 1923'te ve o günden bugüne kadar hani Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra bu ülkede kim ne yaptı hani bunu sorgulamak lazım. Ondan sonra da şöyle bir şey var. Ya şimdi muhalefetten ondan bundan bilmem kimden mesela Ümit Özdağ çıktı. Ve şöyle bir şey oldu. Hani herkes ona bir şeyler umut bağlamaya çalıştı. İşte Mansur Yavaş ki hani Mansur Yavaş'ı da severim ama şöyle bir şey var. Gençlik bu sefer de Mansur Yavaş'a ümit bağlamaya başladı. Ya biz gençlik olarak hani ben 25 yaşındayım. Kamu yönetimi okuyorum. Ve şöyle bir şey var. Ya ben bu ülkede, Cumhuriyet denen bu ülkede, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde kendim hür irademle adaylığımı koyup ya da işte bir genç olarak ya ben bu ülkede bazı şeylerden rahatsızım. Birçok şeyden rahatsızım. Senle dalga geçerler. Efendim? Efendim? Senle dalga geçerler. Benle dalga geçtiler mesela. Abi yani dalga geçtiler evet haklısın ama şöyle bir şey var. O dalga geçecek, şu şöyle yapacak, şu şunu diyecek. Bu nereye kadar sürecek ki? Ya ben şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi ben 2 yıl boyunca depresyon tedavisi gördüm. Neden? Gelecek kaygısından dolayı. Yani ben bir Türk genci olarak ben tarih okuyan bir adamım. Ne bileyim işte ülkemdeki gündemi takip eden bir insanım. Ve ülkeme dair bir umudum olsun istiyorum. Ama bakıyorum ki hiç kimse bu umudu vaat etmiyor. Vaat etmiyorsa benim de bir şeyler yapmam lazım. Yapabilmem için de ne bileyim hani benim gibi düşünen insanlara ihtiyacım var ve bu nasıl söylesem, birileri şunu yaptı, birileri bunu yaptı diyerek değil. Ya çatır çatır gerekirse çıkacaksın sosyal medyada mesela. Hani siz zaten yapabiliyorsunuz, böyle bir şeyiniz var. Nasıl desem, imkanınız var. Çünkü çok tanınan insanlarsınız. Ama ben çıkıp şunu demek istiyorum. Yani abi bizim ülkemizde bir şeyler yanlış gidiyor. Gençlik olarak, Türk gençliği olarak bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyor ve bunu... Bir başkasına veya birilerine umut bağlayarak işte para babalarına ya da siyasi kodomanlara bilmem kimlere değil de şahsi olarak, birey olarak, gençlik olarak birlikte yapmamız gerekiyor diye bağırasım geliyor yani.
Öyle söyleyeyim. İster dalga geçsinler, ister başka bir şey desinler. Umurumda değil yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü bakıyorsun, hani siz de söylüyorsunuz, hani Ahmet abi özellikle çok üstüne gitti. Ya Eren Erdem diye bir adam çıkıyor. Ya abi sen kimsin yani? Sürekli birileri bir şeyler çıkıyor, benim adıma, millet adına bir şeyler söylüyor ve milletin hiç kimsenin de buna sesi çıkmıyor. Hani sesi çıkıyor ama buradan çıkıyor sadece. Yani somut olarak elimizde yapabileceğimiz bir şeyler yok. Hani ve bunu artık örgütsel olarak mı diyeyim, kitlesel olarak mı diyeyim, bir şekilde yani Türk gençliğine gerçekten hani faydası olacak insanların, senin gibi insanların, mesela Ahmet abi öyle söyleyeyim, veya işte gençliğin, yani bu kuşağın hani tanıdığı, Pinti bildiği Panda var mesela. Pinti Panda, o da iyi. yok abi, hani anladım bence sen benim demek istediğim gerçek anlamda. Hani kusura bakmayın, biraz heyecanlandım, konu da dağıldı. Demek istediğim şu: Türk gençliği olarak bizim kendimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Gerçekten hani haklarımızı bilmemiz gerekiyor. Gerçekten yapabileceğimiz, bunu hani hukuksal olarak yapabileceğimiz şeyler varsa bunları bize hani bir şekilde öğretilmesi ve hani en azından, ya şöyle söyleyeyim abi, en kısa hani net olarak söyleyeyim. Ya ben 25 yaşındayım ve hani milletvekili adayı olmak istiyorum ya. Sırf hani seçilmek ya da seçilmemek değil derdim. Sadece o şeyi arkama alıp içimden geldiği gibi hani konuşabilmek, derdimi anlatabilmek, hani bir şekilde bir şeyleri çözmeye çalışmak istiyorum. Çünkü bu ülke öyle bir duruma geldi ki her şey umutsuz, her şey hani bir çıkmaza girmiş durumda ve hani ciddi anlamda bir normal bir insanın psikolojisinin kaldırabileceği şeyler değil bunlar. Ya hani emin olun, hani gençlik o kadar kötü durumda ki, evet bir şeylere umut bağlamaya çalışıyoruz ama ya deminden beri işte mülteci sorunuydu, bilmem nesiydi, işte sosyal medya tasarısı geçti, şu oldu bu oldu, yani nereye gidecek bu işin sonu? Ben onu merak ediyorum açıkçası. Ve hani abilerim olarak da bana açıklamanızı rica ediyorum. Öyle söyleyeyim. Bu kadardı yani. Onu açamıyorum artık. Ha, açayım mı Geliyor. Açtı açtı, geliyor abi ses. mikrofonu? Ben şunu soracağım. Aranızda anksiyete problemi olmayan var mı? Ben anksiyete yaşamıyorum yani. Varsa ayıp eder bu Valla arada. ya şöyle söyleyeyim abi, ben ağır anksiyete geçirdim yani, öyle söyleyeyim. Ben Yani bile hala yaşıyorum da abi. Ben bile yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Ülkeye geldiğimden beri. ya şöyle söyleyeyim abi, ben dediğim gibi 2 sene ilaç kullandım ve hani bir umut dedim ya, bir umut. Artık hayatım çıkmaza girdi. Ben kamu yönetimi okuyorum. Gittiğim üniversitede öyle hocalar var ki yani insana umuttan çok umutsuzluk aşılıyorlar. Ve ben dediğim gibi çok ağır ilaçlar da kullandım. Şu an bile elim ayağım titriyor, öyle söyleyeyim. Hani normal sağlıklı bir psikolojide olsam çok rahat konuşabilecek de bir insanım, onu da söyleyeyim. Ama o kadar hani ya diyorum ki ya çalışayım. Ben mesela şöyle söyleyeyim, hani derme çatma bir evde yaşıyorum. Hani bunu ajitasyon olsun diye de söylemiyorum ama hani 25 yaşındayım. Ben 13 yaşından 12-13 yaşından beri tarih okuyorum. Ben ailem tarafından hani benim ailem çok eğitimli insanlar değil ama ellerinden geldiğince beni doğru ve düzgün yetiştirmeye çalıştılar. Tarihimi, geçmişimi, ne bileyim bu ülkenin nasıl kurulduğunu, ne fedakarlıklar yapıldığını, bunları anlatan insanlardı. Ben de kendim aynı şekilde bunu bu şekilde araştırdım. Ya dedim ki ben bu ülkede doğmuşum. Benim sağlam bir geçmişim var. Hani şerefli bir tarihim var. Ben bunu okuyayım. Hani bunu siyasi olarak da hiç kimseye alet ettirmedim. Ya ben Mustafa Kemal hayranı bir insanım. Ve bu ülkedeki gençlerin de yani şöyle söyleyeyim. Senin öyle bir şeyin vardı abi. Videona denk geldim Twitter'da. Ya bu ülkedeki gençlik Atatürk'ü gerçekten anlamamış yani. Bunu ben bile hani her geçen gün daha iyi anlıyorum. Kendimin de anlamadığını düşünüyorum. Ya ben üzülüyorum abi. Şöyle söyleyeyim. Ya Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz olmuş zamanında. Öyle bir atamız olmuş. Ve bu ülke, ya ben Kütahya Dumlupınar'da şehitliğe gittim. 7-8 yaşında şehitler vardı. Yani şurada affedersiniz yanınıza gelse hani kâile almazsınız doğru dürüst o çocukları. Adam gitmiş cephede şehit olmuş ve biz o dönemden, öyle bir dönemden bugünlere gelmişiz. Ben ağrıma gidiyor yani, öyle söyleyeyim. Ki emin olun hani şöyle bir şey var. Ben artık ülkemde bu tür şeyleri, hani böyle saçma sapan siyasileri görmek istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Hani gerçekten artık umut görmek istiyorum. Yani kusura bakmayın, elim ayağım titriyor, şu an konuşamadım.
Çok güzel konuştun abi bu arada. Yok, güzel konuştun. Umut var. Şöyle var. Başa geldikleri zaman Eren Erdem 400 kişiyi fişlemiş. Onların ya ben şeyi düşünmeye başladım. Yani bu mesela sosyal medya tasarısı, yasa tasarısına ses çıkarmamalarının sebebi belki ileride kendilerinin kullanacağından ötürü olabilir mi? Yani bu kadar sessiz kalınmaz çünkü bu hani çok büyük bir şey. Buna benzer bir yasa Almanya'da var arkadaşlar. Ama Almanya'da bu yasanın istismar edilmeyeceğini biliyorsun. Türkiye'de %100 istismar edileceğini biliyorsun. %100. %100 Türkiye'de bu yasayla hükümet ya da güç sahibi kimse alacak bu insanları. Diyecek ki kardeşim sen tweet mi attın? Gel oğlum. Gel böyle gel 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 gel. Sokacak içeriye. Yani bu yasa hakkında daha fazla kamuoyu yapılması gerekiyor her türlü. Bu konuda da dediğim gibi muhalefete çok 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 iş düşüyor. O yüzden ben sizden baskı kurmanızı istiyorum. Tweet atın. Görmez demeyin. Taglayarak tweet atın. Milletvekillerine tweet atın. Allah Muhammed aşkına tweet atın. Yarın öbür gün Time'da kimseyi göremeyeceksiniz başka türlü. Onu söyleyeyim. Saltı hoş geldin. Abi İsa Can ve İsmail'den sonra konuşmak isteyen birisi var. Kendisi Cumhur İttifakı'nı destekleyen bir arkadaşımızmış. Ah, söz hakkı istiyor. Gelsin, gelsin. Gönderiyorum. Birazdan katılır aramıza. Selamlar, iyi günler. Ahmetçim bu arada hoş geldin. Sesim iyi geliyor mu? Geliyor abi, geliyor. Buyur, dinliyorum. Ha, Twitter'a hoş geldin yani tekrardan. Hoş bulduk. Eyvallah. Validemizin doğduğu yerden Ağlasun'dan sevgiler. Şu an Ağlasun'dayım. Aynen, Sagalasun memleketindeyim. Öncelikle tekrar hoş geldin. Bizim sesimizi duydun, geldin. Birazcık canın sıkılıyor bu konulardan artık. Biliyorum şu anlamda. İşte polise gitmek, işte ok troller, Ekrem troller tarafından saldırıya uğramak birazcık artık canını sıkıyor. Hatta yayında da bunu belirtmiştim. Şu an birazcık ne diyeyim, şeyim de çok da iyi konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Ben dün, dün söyledim yayında zaten. Ben dedim yani açayım mı açmayayım mı? %75 aç dediler. Ve hani hesabın sonuçta kadar kapanabilir dediler. Ben o yüzden bir mail attım, sabah açıldı. Bence çok iyi yapmadın ama kendin için söylüyorum bu arada. Bizim için bence iyi oldu. Sen bizim sesimizsin ama bence kendin için, kendi kişisel hayatın için çok da iyi olmadı bence. Karım lakin tekrardan hoş geldin. Ahmet abi, şey, sesinde bir sıkıntı var Ahmet abi ya. Bende mi, ne gibi? Yok, abi böyle cızırt biraz. İsa'dan sekiyor. Ha, İsa Bey'den sekiyor. İsa'dan sekiyor. Evet. Bende cızırtı yok. Ha, pardon şey. Ben şu an kulaklığı değilim de ben birkaç hafta önceki mevzuya gelmek istiyorum. Aynur Doğan meselesi. Birazcık konu saptırma gibi olacak ama o konular o zamanlarda çok söz alamadığımız için, çünkü çok fazla kişi oluyor ve istekler görünmüyor. O zamanlarda söyleyemediğim şeyleri şu an söylemek istiyorum. Ben bir Kürt genciyim. Türkiye'de yaşayan, Türk kimliği olan, vatanını, milletin bayrağını seven bir Kürt genciyim. Şey Said'in değil de Çanakkale'de şehit olan Kürt Mehmetlerin adam Diyarbakır'a geldiğinde onun yanında yaverlik eden Kürt gençlerinin yolundan giden Kürt gençleriyiz. Şundan bahsetmek istiyorum. Sana öyle işte Kürt ırkçısı, işte Kürtlerden rahatsız oluyor, yok dilinden bilinden falan diye, ırkçı diye gelenlere sen hiç taviz verme. Taviz vermediğini de biliyorum. PKK'nın yolundan gitmeyen, Nurullah taklidi yapacak, PKK diyecektim şimdi. PKK'nın yolundan gitmeyen, bu vatanın milletin yolundan giden, her şeyin de farkında olan çok fazla Türk ama Kürt genci var. Bunun farkında ol, bunun bilincinde ol. Bunu söylemek istedim sadece ben. Buraya bunun için gelmiştim sadece. O zamanlar söyleyemediğimiz bir şey söylüyoruz. Ya şöyle ben mikrofonu kapat da senden sekiyor İsa. Şöyle ben ya kendi içimde herhangi bir Türkiye'de veya başka bir yerde yaşayan bir ırka karşı bir şey olmadığını bildiğim sürece benim için bir sıkıntı yok. İsteyen istediği gibi yaftalamaya çalışsın beni. İşte Kürtçeden alerjisi var, Kürtleri sevmiyor falan. Bunların hiçbirinin benim için önemi yok. Yeri gelir ben bir Kürt kökenli Türkiye vatandaşı canımı veririm. Veririm yani, ne olacak?
Nedir Yok yani? Bunun farkındayız zaten. Ondan zaten arkanda olduğumuzu söylüyoruz. Ve şu anlamda da buradaki arkadaşlar için de söylüyorum bunu. Bazı dezenformasyonlara katılıp da Kürt Yıldız'la falan yazma olayları olmasın. Onlar bizim gerçek bu vatanın, bu milletin içinde yaşayan gerçek yani şey PKK'nın yolundan gitmeyen Kürtleri cidden yaralıyor. Bu evet, konulara çok girmeyen arkadaşlar. Uzun zamandır izleyeceğim, sen şey bilirsin insan, mesela benim chatimde biliyorum Yıldız'da yazıldığı zaman direkt darma bana çaktırıyorsun, sen onu biliyorum. Ben senin için söylemiyorum ben, zaten. Ben biliyorum. Buyur iki abi. Kapatmasan konuşamam. Yani şöyle, ben hani şey kafası da değilim. Şimdi mesela Kürtleri kabul eden Türkler arasında farklı sınıflar var benim gözümde. Mesela bazıları tamamen asimile olmasını istiyor. Yani diyor ki ya Kürt de olsun ama Türk'üm desin falan. Ben orada da değilim abi. Kürtçe konuşsun, istediği gibi yaşasın, isterse Türkçe konuşsun. Bana ne, hiç umurumda değil. Hatta Kürtçeyi öğrenebilmesi için elimden geleni de yapmayı isterim. Yani neden bu coğrafyada Kürtçe dilinin en iyi öğrenildiği ve öğretildiği yer Türkiye olmasın ki? Yani bu ülkeye sadece ekstra bir sos katar. Şimdi her yer Arap tabelaları, şimdi her yer Rus tabelaları. Yani Kürtçe duyunca mı ben triggerlanacağım? Ya okuyamadığım alfabede tabelalar var abi, Antalya'ya gelin bakın. Yani Antalya'da Kiril alfabesiyle tabelalar var. Yani ondan rahatsız olmuyorum da Kürtçe konuşan birisinden mi rahatsız olacağım? Yani çok eşyanın tabiatına aykırı bu muhabbetler. O yüzden çok da uzatmak istemiyorum açıkçası. Benim hiçbir sorunum yok. Benim PKK'lılarla, PKK sempatizanlarıyla sorunum tabii ki de var. Ve bunların da Türkiye'de böyle rahat rahat gelip de konserler verip ondan sonra gidip Almanya'da militanlıklarına devam etmesini ben kaldıramıyorum. Yani yüreğim el vermiyor. Buna izin veren herkese de buradan lanet okuyorum. Başta İmamoğlu olmak üzere. Ben de kaldıramıyorum. Zaten senin de bu konuyla ilgili çok güzel bir lafın var. PKK en fazla Kürtlere zarar veriyor diye. Ben de bu yoldayım. Ve şu da bizim mesela içimizi yaralayan bir konu. Yaklaşık 20 milyona yakın Kürt nüfusu olan bir ülkede Kürt enstitüsünün olmaması, Kürtçe diline işte araştırılmaması, işte bir yani bir enstitü yok mesela. Bu da mesela kalp kırıcı bir durum. Bence. Benim yani fikrim. Ne olduğunu bilip bunu bir zırh gibi giyersen kimse bunu sana karşı kullanamaz. Yani Türkiye Kürtleri tamamen kucaklayıp kültürleriyle beraber, dilleriyle beraber, yaşam stilleriyle beraber tamamen kucaklayıp bu ülkenin asli unsurlarından birisi olarak görmeye başladığı zaman kimse Kürtleri Türkiye'ye karşı kullanamaz. Anladın mı? Mesele bu zaten. Ve PKK en çok Kürtlere zarar veriyor derken bundan bahsediyorum. PKK Kürtleri kullanıyor. Kullanılamaz hale getirmen lazım. Bunu yapman için de tabii ki tamamen bir kucaklaşma olması lazım. Tamamen her şeyle kabul etmen lazım Kürtleri. Ya orası bana uymadı. İşte sen Türkçe konuşma. İşte Kürtçe diye dil mi olur amına koyayım falan dediğin zaman adamı kaybedersin abi. Buna böyle bir şeye gerek yok. Yani şimdi Belçika'da 2 tane 3 tane dil konuşuyorlar da İsviçre'de 3 tane dil konuşuyorlar da her gün bölünüyor mu abi İsviçre? Geçelim bunları. Yani böyle şeylere gerek yok. Ki ülkenin ana dili yine Türkçe olarak kalır ama insanların Kürtçe konuşması, Kürtçe öğrenmesi, Kürtçe dilinin en çok Türkiye'de vakıf bir şekilde öğretilmesi benim hoşuma giderdi açıkçası. Ülkeye güzel bir kültürel sos katardı. Evet, ama konumuz bugün bu değil. Konumuzdan devam edeceğim. Cumhur İttifakı'ndan arkadaşı aldık mı? Aldım abi. Tabii arkadaşlar isterseniz ben aşağı alsın. Arkadaşların hakkını yemeyeyim ben. Eyvallah. Herkese hayırlı akşamlar. Sen seviliyorsun işte böyle şeyleri takma. Ali'cim seni seviliyorsun. Cansın. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar İsa abi. İyi geceler İsa Bey. İyi geceler. Abi Alperen kendisi katılmak istedi yayına. Cumhur İttifakı destekçisi olduğunu söyledi. Hı-hı. Birkaç bir şey söylemek istiyormuş. Tabii dinleriz. Öncelikle Ağaç üyesine teşekkür ediyorum. Almak için bayağı uğraştı DM kutusunda. Bana söz verdiğiniz için de teşekkür ederim farklı bir görüş olarak. Zaten bu yüzden Jahreyn seni takip ediyorum. Objektif baktığın için takip ediyorum. Ben Cumhur İttifakı'nı destekleyen biriyim. Ya da AK Parti'ye oy verdiğim de oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdiğim de oldu. 28 yaşındayım. 10 senedir oy kullanıyorum. İki partiye de verdim. Ailecek, baba tarafından ülkücü,
anne tarafından Saadet Partili bir gelenekten geliyorum. Ama benim için tek kusursuz olan İslam'dır. Kusursuz olan Allah'tır ve ondan gelen şeyleri söyleyen Hazreti Muhammed Mustafa Peygamberimizdir. Onun dışındaki herkesi ben şüpheyle yaklaşırım. Gerekli işte Recep Tayyip Erdoğan kim ki? Yani diyorum işte peygamberler dışındaki herkesin konuşmasına şüpheyle yaklaşan bir insanım. Öncelikle söz verdiğiniz için ve Jahre'nin çok objektif haberler yaptığın için, yani yüreğinle konuştuğun için seni takip ediyorum ve paylaşımlarını da gerçekten dört gözle bekliyorum. Erlik de öyle. Herkes de böyle olmalı ya. Ben kendim de böyleyim. Yani gideceğim oyumu bugün seçim olsa AK Parti'ye vereceğim ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne vereceğim ama %100 desteklediğim için vermeyeceğim. Kötünün iyisini seçerek vereceğim. AK Parti'den daha iyi bir seçenek bulsam gider ona oy verirdim. Neyse konumuz bu değil. Konumuz peki merak ediyorum. Sence neden böyle abi? Yani sence neden AK Parti en iyi seçim senin için? Benim için tek kriter işte söze başlarken de söylediğim gibi İslam'dır. İslam'a en yakın partiyi AK Parti bulduğum için AK Parti'ye oy veriyorum. Tek kriterim bu. Yoksa ekonominin ben de kötü olduğunun farkındayım. Ekonominin kötü olduğunun benim annem de, babam da, anneannem de, dedem de, herkes farkında. Ama bizim önceliğimiz ekonomi değil işte. Siz yani muhalif cepheden siz bunu pek anlayamıyorsunuz. Yani bak işte bunu anlatman çok değerli. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi mesela bazı arkadaşlar gülecek, edecek, dalga geçecek seninle ama şunu anladıkları anda alınlarından vurulmuş gibi, mal gibi kalacaklar. Şunu diyen insanla hiçbir farkın yok aslında senin. Yani bazı insanlar da diyor ki, CHP tarafı mesela diyor ki, ben diyor CHP'ye basarım. Çünkü diyor benim içinde diyor tek bir şey var diyor, Atatürk'ün partisi. Bunlar diyor İslamcı değil, Atatürkçü. Ben ondan bunlara basacağım diyor. Ya abi diyorsun, Atatürk'ün partisi olma yolundan da çıktı biraz. Ne yapayım, en yakını bu diyor, buna basacağım diyor. Şimdi onunla senin aranda aslında hiçbir fark yok, biliyorsun değil mi? Yani şöyle bir fark var. İslam'la Atatürkçülük bir değil. Senin kafanda değil ama onun kafasında, evet, Atatürkçülük benim kafamda belki İslam'dan değil. Daha önde yani sonuçta. Olabilir, evet. Ya senin de mesela kendi kriterlerin vardır. Deist olduğunu var. Söylüyorsun. Zaten kavgamız da bu değil mi? Yani herkesin kendi bir hayat görüşü var bu hayatta. O hayat görüşüne en yakın gittiği şeyleri destekliyor. Hangimizin %100 desteklediği bir parti var ki günümüzde? Ya da bir insan. Benim için Alperen en önemlisi herkesin yaşam stilini özgürce yaşayabilmesi. Ama işte ben biraz kendimden çok başkalarını var. Ben mesela kendimden çok başkalarını düşünen bir insanım. Benim modelim bu. Ben mesela şey istemiyorum. Atıyorum ben deistim ya şimdi. Kapatın lan camileri, okunmasın lan falan. Böyle bir şey yok. Ben mesela bunu düşünemem ben. Böyle bir şey kafamdan geçemez benim. Anlatabiliyor muyum? Yani benim için caminin orada olması da önemli. İşte efendime söyleyeyim, bir barlar sokağının olması da önemli şehirde. Gidecek adam orada barında takılacak, içecek, arkadaşlarıyla muhabbet edecek. Anlatabiliyor muyum? Ya benim için bu ülkenin... Bir kursunun olması da önemli. Hı-hı. Bir tango kursunun olması da önemli. Bunların hepsinin opsiyonlarının olması lazım. Rahatça herkes bu istediklerini yapabilmesi lazım. Ya ben de benim şu an yani ülkemizin durumuna baktığımız zaman da benim şu ülkedeki en büyük önceliğim, kişi vatansever olduğunu ben bildiğim sürece benim için hiçbir sıkıntı yok. İsterse ateist olsun, isterse deist olsun, isterse CHP'li olsun, İyi Partili olsun. Yani ben tek vatansever olsun. Yani vatansever herkesle oturup konuşmaktan gerçekten çok zevk alıyorum. Ama işte tek önceliğimiz bu olsun yani. Bu vatan olsun, başka bir şey değil. İşte bu yüzden ben de mesela eğer aramızda dinleyen Cumhur İttifakı'nı destekleyen insanlar varsa, Cumhur İttifakı'na oy veren insanlar olarak Cumhur İttifakı'nı eleştirmekten kendinizi geri koymayın. Ben nasıl en çok muhalefeti eleştiriyorsam, çünkü muhalif taraftayım, oy verdiğim tarafı eleştirmem lazım ki benim isteklerime daha uygun bir şekilde beni temsil etsin, değil mi? Cumhur İttifakı'na oy veren insanlar da Cumhur İttifakı'nı eleştirecek ki onlar da kendilerini o istedikleri şekilde temsil etsin. Bunlar önemli. Çok çok doğru söylüyorsun. Yani ben de bundan, ama çok az insan var yani. Bu iki taraftan da emin ol böyle insanlar var. Yani
çok gazeteci AK Parti'yi destekleyen, çok gazeteci kendi gazetelerinden kovuldu, bazı şeyleri objektif söyleyen bir Bülent Arınç örneği var mesela AK Parti'nin içinde, ama bir CHP'nin içinde bir Bülent Arınç örneği yoktur mesela. Sürekli Tayyip Erdoğan'ın zıttı şeyler söyleyen, sürekli Tayyip Erdoğan'a bir şey karşı çıkan, yani yıllarca AK Parti'nin içinde milletvekili yaptı, üst kademelerde durdu, hatta yönetici kurulunda oldu, daha yenilerde istifa etti. Yani mesela CHP'nin içinde, İYİ Parti'nin içinde bir Bülent Arınç vakası yoktur mesela. Vardı. Muharrem İnce vardı. Paketlendi. Yani İhraç edildi. Muharrem İnce öyle biri olsaydı aday göstermezdik Kemal Kılıçdaroğlu. Ben onu yani, biraz da şey olarak görüyorum. Hani paketleneceğini göze alarak aday gösterdi. Anladım. Ben sosyal medya yasası konumuz. Onun için evet, bağlandım. Onunla ilgili de yorumunu alalım. Aynen. Sosyal medya yasasına şöyle girdin. Öncelikle çok azıcık hemen okumak istiyorum paylaştığın şeyi. Gerçekten maddeleri okumadım ama sen şöyle dedin. Maddelerin çoğu benim için de olumlu. Ama bir madde var ki bu bütün olumlu şeyleri yok ediyor dedin. Aynen öyle. O maddede yukarıda paylaştığın gibi. 29 numara. Hı hı. Sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak sahikiyle, yani nedeniyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozma elverişli şekilde alenen yayan kimse işte 1 yıldan 3 yıla kadar falan hapis cezası diye devam ediyor. Ben bu maddeyi okuduğum zaman, yani şu an yarın seçim olsa Cumhur İttifakı'na oy verecek biri olarak bu madde... Konuşmam devam ediyor mu? Ediyor. Çok ediyor, güzel. Ediyor. Ben bu maddeyi okuduğum zaman inanılmaz derecede olumlu buluyorum. Yani ben ya avukat değilim, ben matematik öğretmeniyim. Özel bir okulda şu an matematik öğretmeniyim. Devlete atanamadım, puanım yetmedi. Ve tabii bir hukukçu değilim. Hukukçu olmadığım için maddeleri çok anlayamıyorum. Ama mesela sen 2 tane örnek verdin. Horolop Şorolop diye bir milletvekilimiz var. AK Parti'den. Evet. Hiç sevdiğim biri değildir. Mesela onun bir şeyini yazmak dedin. Mesela yandın dedin. Yani onunla ilgili bir şey yazdığın zaman yandın. Yani mesela sana bir kulis bilgisi geldi. Sen gazetecisin. Dedin ki Horolop Şorolop AK Parti'den ihraç edileceği söyleniyor dedin. Böyle bir haber yaptın. Çünkü bu bir kulis bilgisidir. Olur da olmaya da bilir de. Bir örneği bu verdin. İkinci evet, örneği de enflasyon için verdin. Dedin ki TÜİK mesela açıkladı dedin. %70 evet, enflasyon var dedin. Sen böyle yazacakmış mesela biri. İşte ben buna inanmıyorum. Bunu yazdığın zaman yandın dedin. Ben bu iki örneğin de bu maddeye uygun olduğunu düşünmüyorum. Bir kere o Horolop Şorolop, gerçekten ismini bilmediğim için böyle diyorum ama. Yeliz, adı Yeliz. Yani bir kere mesela diyor ki ülkenin iç dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı. Bunların hiçbiri bu bir şahısla alakalı değil. Abi işte şöyle söyleyeyim bak bir dakika. Şimdi sen tam olarak hiç adliyeyle uğraşmadığın için muhtemelen bak sana şöyle söyleyeyim. Ben bir tane çizgi filmden bahsediyorum, Naruto diye. Hı hı. İşte çizgi filmde adam ışınlanıyor falan filan diyorum. Birisi gidiyor beni şikayet ediyor. Bu adam dinimize hakaret etti bu tweetinde diye. Ben bundan gidip ifade veriyorum çizgi filmle alakalı attığım tweetten dolayı. Bu bir çizgi film. Ve nereden ifade veriyorum biliyor musun? Halkı kin ve nefrete yöneltmekten ifade veriyorum. Nerede veriyorum? Terör şubede veriyorum anasını satayım. Yani senin hayalindeki gibi işlemiyor adliye ve adli olaylar. Yani bunu evirip çevirip şey diyebilirler o bahsettiğim konuları. Ha, evet işte bak ülkenin işte mesela milletvekiliyle ilgili yorum yapmış. Dış mihraklar bunu alıp servis etmişler. Ülkeyi iç ve dış güvenliğini tehlikeye al abi bunu al derler. Ya bu biraz o şey olmuyor mu ama? Hafiften bir komple teorisi yani. Komple ya teorisi bu benim günlük yaşadığım bir şey abi. Yani şu anki yasaları bile nasıl esnettiklerini ben günlük yaşıyorum öyle diyeyim sana. Ya şimdi İslamiyet'e hakareti, o Naruto ile ilgili bir şey paylaştığın zaman İslami hakareti orada bulup seni halkı vekin bunu yapabilir. Ha, yapması saçma. Seni bununla uğraştırması zaten maksat zaten orada seni şikayet etmek değil muhtemelen. Seni adliyede uğraştırmak. Tabii yoksa canım ben de geri dava açıyorum. Oradan ceza almayacağını zaten
o da biliyor, sen de biliyorsun ama orada maksat seni uğraştırmak. Ama burada mesela bir milletvekilini eleştirmeyin, işte halkı kin ve nefrete, işte kamun üzerini bozmayın falan. Bununla pek alakalı olduğunu düşünmüyorum bu örneğin. Evet ama şu örneği verebilirim. Mesela bu geçtiğimiz yangın dönemi oldu hatırlarsan. Böyle seri yangınlar oldu geçtiğimiz yaz. Mesela o yangın döneminde ülkenin yarısı hapse atılırdı bu yasayla. Atılırdı çünkü benim mesela Instagram'ımda da bakıyorum. 150 tane Instagram'da takip ettiğim insan var ve çoğu şeydir yani Millet İttifakı'nı destekleyen insanlardı. Yani kim çıkartıyor bu yangınları? İşte AK Parti çıkartıyor. Otel yapacakmış bilmem ne. Ya Ateşin Çocukları diye PKK terör örgütünün şeyi diyor ki biz çıkarttık bu yangınları diyor. Hala bunu yazmasına rağmen AK Parti otel yapacak diye bu yangınları çıkartıyor diye insanlar var. Şimdi bunu yazan insana ben gerçekten ceza almasını istiyorum. Yani ama otelini yaptılar ama. Ne düşünüyor? Yaptılar bu arada. Otel. Yalnız hayır bak o PKK'lı mevzusu. Uyuyakalmış mı anasını satayım. PKK'lı mevzusu. PKK şeyi geçince ben uyandım. Bu PKK'lı mevzusu haber yapılınca o dönemin valiliği çıkıp bu provokasyon haberdir. İşte bunlar doğru değildir. YPG'li tutuklanmıştı. İşte Suriye'den iki tane YPG'li iş üstü yakalanmıştı. Bunu böyle can hıraş yalanladı. Aman işte bu bir de şey davası ne saçma sapan bir dönemdi ya. Kürtlere karşı ırkçılık oluyormuş. PKK yap demek falan. O mevzu vardı. Orada da şey yapmışlardı. Bu yalandır diye yaymışlardı bunu. Ben açıkçası neye dönüyorum? Gitmenize gerek yok bak. Çok geriye gitmene gerek yok. Geçen bu mülteci mevzularını yaşadık. Biliyorsun Hande'yi şey yaptılar. Hande Karacası içeri aldılar. Ondan sonra birkaç kişiyi daha Twitter'da mültecilerle ilgili paylaşım yaptılar. İçeri aldılar. Şimdi İçişleri Bakanı diyor ki bu taciz videoları diyor. Bunlar diyor şaka. Bunlar diyor adam diyor çeker mi diyor röntgencilik diye. Şimdi ben bunu haber yaptığım zaman örneğin taciz etti diye. Bu yalan haber ve işte milleti birbirini düşürecek diye beni alabilecek mesela. Ona göre yalan, bana göre doğru. Nasıl bir yere gidiyor? Veya işte ekonomik bir şeyden konuştuğun zaman adam sana diyor ki ekonomik krizi yok, hayat pahalılığı var diyor. Ben nasıl haber yapacağım bunu şimdi? Yani mesela o şeyde de geçti. Enflasyon %70'e ben inanmıyorum yazmak da bu maddeye göre suç şeyine girer diyor. Bence inanmıyorum yazmak girmez. Ama şöyle bir ifade girebilir. TÜİK'in %70 enflasyonu yalandır. Türkiye'de şu an %170 enflasyon vardır demek belki halkı kandırmaya ve yanıltmaya yönelik bir haber evet. Olabilir. Evet mesela ama, o girer ve giriyor da şu anda da zaten. İnanmıyorum demek falan. Olmayabilir. Ama tabii ki girmeli. Yani biri bu girmeli çünkü kafasına göre bir tane özel bir şirket geliyor. Diyor ki şu an Türkiye'de enflasyon %170'tir. O ceza alması için yargılanmalı ve kendi bilgilerini savunmalı, orada göstermeli. Maksat bu değil mi zaten? Orada haklı çıkmalı. Haklı çıkınca da Türkiye görmeli o zaman işte gerçek enflasyon neymiş. Ben de göreyim. İşte, Türkiye inanmıyor bir daha. Şey olsa adalet senin düşündüğün gibi işlese sana yemin ediyorum katılırdım. Bağımsız bir yargı olsa katılırdım ama yargımız maalesef bağımsız değil abi. Bunu da kabul etmek lazım. Yani son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bazı şeylerden çok mesela şu an benim mesaj kutum dolu. Sen Allah nasıl vatanı seviyorsun bilmem ne. Allah senin bilmem ne yapsın. Yani görmeniz lazım. Şu an mesaj kutum dolu. Normal. Ve bir tane bile şey yok yani içinde. Nasıl diyeyim? Ahmet Mehmet işte yok. Hep Taylur Dürden'in bilmem nesi. Süleyman Soylu'nun keli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözlüğü. Ya bunlardan gerçekten çok sıkıldım ya. Yani gerçekten artık troll yani burada troll hesaplar da var. Şimdi Erlik de var yani çok güzel işler yapıyor ama gerçekten insanların artık kendi şeyleriyle kendi kişilikleriyle girmesini çok isterim yani. Elon Musk da galiba böyle diyormuş. Öyle bir muhabbet vardı diyor. Ne kadar doğru ne kadar. Abi troll hesabı anonim kimliği de ayırmakta fayda var. Evet, anonim kimlikte takılmak zorunda hissediyorlar kendileri. Çünkü adam görüyor, ben haftanın iki günü adliyedeyim yani. Adam diyor ki, ulan koskoca Cahreyn'i bile adliyeden çıkartmıyorlar. Bana kim bilir ne olur diyor herif yani haklı olarak. Teşekkür ederim tekrardan söz verdiğiniz için. Ülkemiz için en hayırlısı neyse olsun. Hayırlı i̇nşallah akşam. Abi. Hayırlı i̇nşallah geceler. Dedim. Bak dinsizim inşallah dedim. Hayırlı geceler abi. Hayırlı geceler. Abi ben hemen araya bir soru sorayım mı? Çok sordular bana DM'den iletmemi istediler. Burhi abinin YouTube kanalı şu anda yok.
Evet, ne oldu ona? Erlik söylesin onu. Erlik Burhi'nin kanala ne oldu? Abi, PKK değil Uyanır abi. PKK. Erlik PKK. Konu ne? Yani Burhi'nin kanalı ne oldu abi? Hı? Burhi'nin kanalı ne oldu? Burhi'nin kanalı. Burhi. Abi Burhi biraz. Burhi biraz dinlenecek. Önümüzdeki dönemde kanalı aktif olmayacak. Allah Allah. Ne oldu abi? Bir şey olmadı ya. Azıcık dinlenecek işte. Biraz kafasını dinleyecek. Peki, eyvallah. Bana da söylemiyorsunuz anasını satayım. Ben de bilmiyorum arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bilmiyorum, kafasını dinleyecek. Tamam. Burhi kafasını dinliyormuş arkadaşlar. Moğol avukat. Bir Kürt kardeşim daha geldi. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Erkan burada. Abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Onu söyleyeyim. Herkese iyi geceler. Sen gittikten sonra, gerçi sen varken de linç yiyorduk da, sen gittikten sonra daha çok yedik. Afiyet. Eyvallah. Şimdi ben birkaç gün önce, bir hafta önce falan HDP'nin bir yöneticisine bir soru sordum. Dedim ki PKK terör örgütü müdür? Dedi ki biz ve partimiz, yani ben ve partim PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz dedi. Tabii bu çok kez gündeme geldi. Şimdi ben böyle bir şey söyleyeceğim. Ben senin Kürt bir kardeşinim. Sen biliyorsun. Seni de çok severim. Buradaki birçok insan da beni tanır. Yani Erli'yi de çok severim. Ben böyle bir şey söyledim abi. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Yani bütün partiler bunu dile getiriyor. Ali Babacan olsun, Seruk Ahmet olsun. Bunları çok dile getiriyorlar ama bu ülkede HDP PKK sorunu var abi. Şimdi Jahren abime böyle bir şey söyleyeyim. Yani gidip gelip Kürtlerin üzerinden HDP siyaset yapmaya çalışıyor. Bu arada Erli'nin bir videosunu izliyordum bu gece. Nihat Doğan'la ilgili 7 ay önce eklemiş. Nihat Doğan diyor ben Badıkan aşiretiyim. 2000 benim aşiretimin 200 bin işte akrabam var falan filan. O da yalan zaten. Benim kendi hemşerimdir. Kendisi de nasıl yanar döner olduğunu ben az çok biliyorum. Yani bizim bu HDP ile bu PKK'dan kurtulmamız lazım. Aslında HDP'den kurtulmamız lazım bizim. Şimdi ben şuna da karşıyım. Ana dilde eğitime de karşıyım. Şimdi ben Kürdüm. Annem Kürt, babam Kürt doğmuşum. Annemden babamdan Kürtçemi öğrenebilirim. Yani bu ana dilde eğitim de bir PKK ile HDP'den oynuyor. Ana dilde eğitim değil. Hayır, ana dilde eğitim değil de. Mesela seçmeli olarak. Kürtçe öğrenmek isteyenlere... Abi şey karıştırıyor Erkan şey. Ana dilde eğitimle ana dil eğitim hakkı. Hayır ben ana dilde eğitim demiyorum ben de zaten. Şunu diyorum. Kürtçe öğrenmek isteyen birisi bilgili, konuya hakim, öğretebilecek kişilerden öğrense, anasından öğrenmek yerine daha iyi olmaz mı? Bunu söylüyorum. Ya abi yeterince katılım yok o. HDP şey yapıyordu hatta, işte bildirim falan dağıtıyordu hani katılın çocuklarınızı gönderin falan diye. 20 kişi mi ne olması gerekiyor? Belki Erkan daha iyi biliyordur. Abi şimdi bak bir şey söyleyeyim mi? Erlik bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar HDP'nin oyunu gidip orada örgütleştiriyorlar bu insanları. Yani bu ana dilde eğitim falan filan hikaye. Bunlar gidip örgüt yapıyor orada. İnsanları topluyorlar ya Kürtlerin aklına beynine öyle bir giriyorlar ki bakın. Doğu ve Güneydoğu'da HDP niye fazla oy çıkıyor biliyor musunuz? Diğer partilerin çalışmasından dolayı yani eksik çalışmasından dolayı çıkıyor. Yoksa HDP bu kadar oy çıkmaz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski gençlik kolları başkanıyım. Genel merkezinde de görev yapmışım. Erlik hani araştırsa beni az çok tanır ki belki de tanıyor. Ben şunu söyleyeyim. Yani gelin doğudaki il başkanlıklarının kapısı hepsi kilitlidir. Gidip akrabalarına veriyorlar iş yerlerini. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı adı altında. Gelen parayı yarı yarıya bölüşüyorlar. Kapılar kilitli. Yani gelin onlara Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihini, doğum tarihini sorun bilmezler. Yani böyle bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapmaya çalışıyor. Ya bir şey paylaştım Jahren abi kaç gün önce. Bitlis'in il başkanlığına atama yapılıyor. Atama yapılan adamın atama tarihi 21 Şubat 2022. Adamın AKP'den istifa ediş tarihi 22 Şubat 2022. Yani böyle insanları getirip Bitlis'te il başkanı yapıyorlar. Ya daha neler neler var. Yani Sezgin Tanrıkulu Hüda Kaya'yla fotoğraf çekiyor. Zafer işareti yaparak fotoğraf çekiyor. Abdullah Hoca'yla özgürlük isteyen bir kadınla beraber fotoğraf çekiyor.
Sezgin Tanrıkulu'nu partiden ihraç etmiyorlar. Gidiyorlar Tanju Özcan'ı partiden ihraç ediyorlar. Yani bu nasıl bir tezattır? Yani bunlar abi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirdiler. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün. Buradan şunu evet. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü bakışlarını Tanju değil, Sezgin şey yapıyor. Abi bak, böyle bir şey söyleyeyim mi Cahren abi? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllarca görev yaptım. Üçüncü katında görev yaptım. Sezgin Tanrıkulu niye o partide böyle aktif biliyor musun? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki, kendisi Kürt olduğu için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bütün delegeler onun elinde. Kılıçdaroğlu buna gebe. Anlatabildim mi? Genel başkan delegelerle gelir, delegelerle gider. Şimdi Muharrem İnce buna bir karşı çıktı. Muharrem İnce konuşmasını da yaptı, her şeyini de yaptı. Ama ne yaptılar? Muharrem İnce'yi harcadılar. Ya ben kurultaydaydım. Kurultayda şu tehdit yapılıyordu abi. Bak, tehdide bakar mısın? Bize oy vermezsen, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermezsen il başkanlığını senden alırız. İlçe başkanlığını senden alırız. Bir dahaki dönem seni milletvekili yapmayız. Ya Eren Erdem'i çok yakından tanırım. Eren Erdem beni Halk TV'de öven bir adamdır da. Kendisini de yakından da tanırım. Kurultaydaki konuşmamdan dolayı. Eren Erdem bugün partide milletvekili olmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile satar. Öyle bir adam. Eren Erdem bugün kalkıp millete parmak sallıyor. Seni ifşa ettim. Ya şimdiden bunu yapanlar yarın öbür gün neler yapmaz? Bak abi, böyle bir şey söyleyeyim sana. Millet İttifakı eğer iktidar olursa AKP'den daha çok büyük bir tehlikedir. Bak, bunun kimse farkında değil. Bak, adamlar şimdiden parmak sallıyor. İnanın Silivri'de yer kalmaz. Bak, Silivri'de yer kalmaz. Yani bunların belediyelerinde yaptıkları yolsuzluk. Ya Tuncay Özkan, İzmir onun elinde abi. İşçi alımı, işçi çıkartımı, belediye başkanlarını belirleme, hepsi onun elinde. Ben onu geçtim, Gürsel Tekin'in bir videosunu izledim abi. Böyle bir şey yok. Ben fazla konuşmayayım, arkadaşlar da sıra bekliyor, hakları geçmesin. Şöyle bir şey söyleyeyim. Gürsel Tekin bir televizyon programında diyor ki, kalkmışlar benim gömleğimi konuşuyorlar. 17 binlik gömleğimi konuşuyorlar. Utanmaz adamlar diyor. Önündeki metinden mal varlığını okuyor. Ya böyle bir şey var mı? İnsan mal varlığını önündeki metinden okur mu ya? Senin demek ki o kadar mal varlığın var ki metine yazmışsın. Yani şimdi ben bilmez miyim? Benim 10 çift ayakkabım var. Benim 20 çift takım elbisem var. Adam metinden okuyor. Çaycılıktan adam gelmiş neler yapıyor. Şimdi böyle adamlar ben çıkıp de millet aç diyor. Ben çaycı değil miydi diyorum. Çaycıydı. Çaycıydı. Çaycı. Abi millet yok, zoruma giden şu, kalkıp millet aç diyorlar ya. Mesela Mahir Barışır var, bu Mersin milletvekili, bir de Veli Ağbaba falan. Sabah spor yaparlar, tamam mı, mecliste. Giderler güzel bir kahvaltı yaparlar. Giderler CHP'nin olduğu belediyelere. Oradaki halkla buluşma yaparlar yalandan. CHP'nin belediyesinden yerler, içerler. Ondan sonra akşamleyin dönerler. Halk aç, halk aç, faşizanlar, siz faşistsiniz, faşizanlar diyorlar. Halk aç diyorlar. Ama ne yapıyorlar? Gidiyorlar en kral kahvaltıyı, en kral sporları yapıyorlar. Ondan sonra geliyorlar, meclis koltuğunda oturuyor. Ya böyle bir şey var mı? Siz kimi yiyorsunuz? Ulan ben yıllarca o partide emek verdim. Ben yıllarca o partide mücadele ettim. Siz İzmir'de atıp tutarken, İstanbul'da atıp tutarken Erkan Çakır doğuda PKK'larla savaşıyordu. Varto'da ben Mustafa Kemal Atatürk'ün tişörtünü dağıtırken saldırıya uğrayan bir genç kardeşinim. Bunlar neyi konuşuyorlar? Bugün girmişler, HDP'leşmişler bunlar. HDP'nin içinde. Bugün Millet İttifakı iktidara gelse HDP'nin boy göstermesini görün siz. HDP Kadıköy'de eylem yaptı. Beşi Serok, Apo bilmem sloganları attılar. Bunu kime dayanarak yaptılar? Altılı masalara dayanarak yaptılar. Altılı masadan destek aldılar. Öyle, altılı masadan destek aldılar. Altılı masa ne yapıyor? Bugün sana bir söyleyeyim mi? Bugün bu ekonomik sıkıntıdan anayasada var. Eylem hakkı anayasada var. Bugün millet niye eylem yapamıyor biliyor musun abi? Ne oluyor? Hemen bir bakıyorsun, bir anda PKK'lar girdi işin içine. Bir bakıyorsun PKK'lar, ulan bir bakıyorsun savaş meydanı oldu. Ulan arkadaş, hani biz mazotu eylem edecektik? Gezi Parkı'nda bunu yapmadılar mı? İlk iki gün iyi gitti, sonra bir anda bir PKK'lar bir meydana indi. HDP'liler bir indi. Bir baktın ortalık savaş alanına döndü. Başka bir şeye döndü. Kamu malına zarar verdiler. Yani bu, kimse kusura bakmasın, bu ülkenin kamu malına kimse zarar veremez. Cahren abi, onu geçtim. Onu geçtim. Bu LPG'lerdir. LGBT'dir. LPG'dir. Nedir? Bunların eylemi oluyor. Bir bakıyorsun ya, bunların eylemi oluyor abi. Bu LPG'lerin eylemi oluyor. Cahren abi. Abi ne diyorsun? Evet abi.
LGT'dir abi. Masayı topla, sevgili Erkan, altını masayı topla bir sen etmez. Yemin ediyorum bak. Adam eyvallah abi. Şunu söyleyeceğim. Adamlar bir eylem yapıyor LPG'liler. Millet hemen bir bakıyorsun PKK'nın şeyine döndü. LGBTİ. Eylem yapıyor abi. LGBTİ eylem yapıyor. Bir anda bir bakıyorsun HDP'liler, PKK'lılar ön sıraya çıkmış. Hemen bir bakıyorsun tak ortalık karıştı. Ulan kardeşim bu nasıl bir savaştı? Bak abi böyle bir şey söyleyeyim. Seçim sokakta kazanılır. Seçim Twitter odalarında kazanmaz. Seçim bir tweet atarak kazanılmaz. Seçim sokakta kazanılır. Kapı kapı gideceksin. Derdini anlatacaksın. Ekonomiyi bu şekilde yapacağım. Yani kendini göstereceksin. Bugün Ümit Özdağ, bak ben Zafer Partili değilim her zaman söylüyorum. Sığınmacı muhabbetini getirmeseydi gündeme bugün hiçbir tane partinin ağzında olmazdı. İlla benim anama bacıma mı sarkıntılık yapsınlar ki ben sesimi çıkartayım. Bu ülkenin bütün kadınları, bütün kızları benim anamdır, bacımdır, benim namusumdur, benim onurumdur. Türkiye Cumhuriyeti'nde olan bütün kadınlar, bütün kızlar benim anamdır, bacımdır. Bunu da kimse unutmasın. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tane bayrağı vardır, bir tane dili vardır. Ben istediğim her yerde Kürtçemi de konuşabiliyorum. Özgürce her şeyimi de paylaşabiliyorum. Kimse kusura bakmasın. HDP'nin de PKK'nın da bu oyunu bozacağız. Ben o gün bir tweet de attım. HDP'ye, PKK'ya ben müsaade etmeyeceğim. O Kürt gençlerini kandırmalarına müsaade etmeyeceğim. Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da büyük bir çalışmam var. HDP'den kopardığım birçok genç var. Bir sürü tehdit de alıyorum. Buradan tekrar söylüyorum. Sizin tehditleriniz bana sökmez. Jahren abi, 1 yaşında kızım var. 1 yaşında kızımla beni tehdit ediyorlar. Böyle bir namussuzluk, böyle bir onursuzluk yoktur. Oğlum ben sizin babanızdan da erkekim. Yerim de bellidir, yurdum da bellidir. Bir canım var. O canımı da şerefimle, namusumla, onurumla Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının altında veririm. Söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum abi. Çok sağ olun abi. Çocuğunu Allah bağışlasın şey diyeceğim. Ya, biz bir konuda yardımcı olabilirsek eğer, ne olursa olsun, her daim buradayız. Bir mesaj atman yeterli, yardımcı oluruz. Aynen elimizden öyle. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben şeyi söyleyeyim. Şu anda Windam'ın otomatik sulama sistemi başladığı için bir haşırtı duyabilirsiniz arkadaşlar. Sağ olsunlar yine takipçilerim beni fonladıkları için. Bahçemden yayına katılıyorum. Teşekkürler sevgili takipçilerim. Şaka maka. Merkezdeki evi kiralayıp şehir dışında villaya yerleştim. Herkes bunu yapsın. Tavsiye ederim. Eğer şansınız varsa uzaktan çalışabiliyorsanız. Herkes bunu yapsın derken herkesin evi varmış gibi konuşmuş oldum. Yine evet, buradan da bilinç yeriz. Babam sağ olsun diyelim arkadaşlar. Babam sağ olsun. Vaktinde 100 bin marka almış bir tane. Onun ekmeğini yiyoruz hala biz de. Evet efendim. Betül Hanım'ı alıyorum ben. Abi çok eril bir yer oldu diye Melek Hanım'ı almıştım ben de. O da bir şeyler söylemek istiyordu. Ben de evet istiyordu. Evet. Erilliği biraz azaltmak için çok erkek var burada. Melek Hanım buyurun, sizi dinliyoruz efendim. Ay çok özür dilerim. Sesim geliyorsa bir saniye bekleteceğim. Sesin geliyorsa mı özür diliyorsun? Yok şey, şu an balkondaydım da odaya geçmeye çalışıyorum bir saniye. Sizinle mi otomatik? Yani o ara ben sesim geliyor mu diye teyit edeyim dedim aslında ama tamam. Evet, şu an müsait. Buyurun sizi dinliyoruz efendim. Ay çok resmi oldu. Gerildim de biraz, heyecanlıyım, kusura bakmayın saçmalarsam. Ya ben gerçekten aslında yasayı... O zaman seni dinliyorum Melek. Çok daha iyi, teşekkür ederim. Evet, ya şöyle, ben yasayla alakalı konuşmak istiyorum. Biraz da fikirlerimden bahsetmek istiyorum. Ben açıkçası bu işte yönetim konusunda vesaire biraz böyle dikte olması gerektiğini savunan biriyim aslında. Şöyle, benim için bayağı ütopya bu ama gerçekten aklı başında ne yapılması gerektiğini bilen, benim açımdan doğru kararları verebilecek biri olsa başımızda, ben her türlü dikteye razıyım. Ama işte o olgunlukta bir insan olamayacağının farkında olduğum için bunu desteklemiyorum. O yüzden aslında bu yasa bana mantıklı geliyor eğer doğru kullanılırsa. Sen de demiştin abi zaten, hani Almanya'da da bu yasa var. Ama bunun suistimal edilmeyeceğinin farkındayız. Türkiye'de bu suistimal edilecek. Ben de şöyle düşünüyorum. Biz yapabiliriz bunu ya da işte hani bir denetim vesaire olursa, işte bunun mahkemeleri takip edilebilir ve yanlış bir karar alındığını, birinin haksız şekilde cezalandırıldığını fark edip bu konuda kamuoyu oluşturup
buna karşı çıkmak gibi bir örgütlenme söz konusu olursa bu yasa işler mi acaba diye merak ediyorum. Bunu tartışma olarak size sunmak istedim. Bu arada öyle bir şey dedin mi Ahmet? Almanya'da eminiz fonu falan diye. Konuştunuz mu o yasayı? Almanya'da dezenformasyon yasası var. İstersen sen var. Sadece dezenformasyon değil, biliyorsun. Artikel Dreitzen olayı, filtre olayı falan filan var. Evet. Yani çok boktan bir şey aslında bu. Bu mevzu bunlardan çıkıyor. O dönem insan, çocuklar, gençler, YouTuber'ları arkasından protesto etmişti mevzuyu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bunların bakanı çıkıp şöyle bir açıklama yapmıştı. Sadece o da değil kanka, şey var ya, Korsanlar Partisi var Almanya'da arkadaşlar. Sırf özgür internet için var olan bir parti. Die Piratenpartei. Gerçekten de korsanlığı savunuyorlar internette. Ve manifestoları falan ciddi bir parti. Ve bayağı da oyalıyorlar ha. Biliyorum, protestoları falan oluyorlar. Şimdi bu çocuklar gittiler bunları protesto etmeye Berlin'e. Yani inanılmaz fazla genç insan. Çocuklara bakmayın, gençler işte YouTuber'lara falan protesto ediyorlar. Yani filtre demek de şu, yani paylaştığın her şey filtreden geçiyor. Amerikalılar çok dalga geçiyordu o dönem. Reddit'e takılanlar falan bilirler Avrupalılarla. Herif şu açıklama yaptı o dönem bakan. Dedi ki bu protestoları dedi Google yapıyor, organize ediyor. Sebebi de şu, bana gelen bütün e-mailler hep Gmail. Böyle bir argüman kullandı. Dino her yerde, Dino işte. Dino. Dış güçler yapıyor falan. Bayağı dalga geçtiler adamla ama geçirdiler abi yasayı. Yani bunların da o yasayı örnek almaları, şey göstermeleri ayrı bir rezillik. Hem Almanlar için hem genel olarak. Yani çünkü internet tabii ki de her ne kadar dezenformasyona karşı mücadele edilmek zorunda olunsa da bunun birçok devlet tarafından, sadece Türkiye tarafından değil, birçok devlet tarafından aslında sadece insanların fikir özgürlüğünü kısıtlamak için kullanacağını sanırım hepiniz biliyorsunuz. Çünkü her devletin konuşulmasını istemediği şeyler var. Kimisinin daha fazla, kimisinin daha az. Kimisinin başka konular hakkında, kimisinin başka konular hakkında, bizdekileri biliyorsunuz ne olduğunu. Onların da var. Ben genel olarak internetin daha özgür bir ortam olmasını, daha özgür bir ortam olarak kalmasını savunuyorum. Yani o yasa da rezillik. Eğer o yasa konuşulduysa o yasa da rezillik abi. Bunlarınki daha da rezillik. Evet. Bir de şeyi diyecektim, bu eğer olur da yasa olsaydı da yasa olan yürürlükte olsaydı, bu son zamanlarda patlayan mülteci meselesinden de aslında değil yangınlar, o meseleden daha çok insan içeride olurdu diye düşünüyorum. Tabii tabii, bayağı paketlenirdik canım. Ya çünkü o mesela bebekte sevişen, yani Türk vatandaşı ama Türk asıllı olmayan, fark etmez Türk asıllı olmasa da Türk vatandaşıdır. Ben de anlık, çünkü bütün Twitter diyor ki bunlar mülteci. Ya ben de paylaştım. Şu an hapisteydim yani. Ben de paylaştım dedim. Buradan mülteciler sevişiyor. Merdivenlermiş. Ben birçok şey artık şey yapıyorum. Bayağı bekliyorum böyle teyit gelene kadar. O ara millet bana ana avrat sövüyor. Niye susuyorsun? Bana da yapıyorlar abi. Niye susuyorsun? Paylaşsana ya. Bizi de anlamıyorsunuz. Bize de şey oluyor mesela. Abi mülteciler bebekte sikişmiş, çabuk paylaş seri. Ya abicim tamam da ne oluyor falan, video abi bak sevişiyor gerçekten mülteci falan. Ya o sırada paylaşıyorsun ama bir bakıyorsun zınk değilmiş meğersem. Bir de şey değişiyor bir zaman sonra. Sana yazmaları değişiyor bayağı bayağı. Ulan sen de şerefsizmişsin, işte sana da güven olmaz, Allah belanı versin. Sen de öyle bir hata yaptın değil mi? Sen de yanlış bir şey yapardın. Neydi senin paylaştığın? Ben yanlış şeyi paylaşmadım. 2-3 kere teyit ettiğim için. Genelde de şey, hani böyle bir şey olduğu zaman aynı şeyi nasıl anlatayım? Aynı şeyi paylaşmamaya dikkat ediyorum. Yani örnek vereyim. Bir taciz olayı oluyor. Ben kim taciz etmiş diye bakmıyorum. Tacizin kendisini paylaşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani oraya yoğunlaşmıyorum. Yani o konuda çok dikkat ediyorum. Ben bir kere geçen sene orman yangınlarında şey olmuştum. Beni böyle zokalamışlardı diyeyim sana. O da fazla yayılmadan hemen ortadan kaldırmıştım. Twitter dedim böyle böyle yanlış paylaşım oldu falan. Onun haricinde çok dikkat ediyorum ama boru değil yani. Bir kere yani yüz binlerce paylaşım yap. Bir onlarca saat yayın yap. Bir tane bak. Bir tane retweet ya. Bir tane retweet. Bir tane yanlış retweet yap. Onu sürekli sana şey yapıyorlar. Sen işte bunu yapmıştın, artık hiçbir fikrinin sözünün bir geçerliliği yok. Bitti. Yanılmaz abi şey. Ben bunu dinleyiciye geçeceğim. Özür diliyorum, dinleyiciye geçeceğim. Birkaç tane mesaj geldi. Onlara inat ki her zaman da söylüyorum. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Dinleyiciye geçiyorum abi. Allah'a emanetsiniz.
İyi geceler Erkan abim. Erkan Atatürkçü diye Atatürk atak, anladın mı? Panik atak. Yok şey, birisi yazmış avukatın biri geriye dönük olmaz diye. Yok geriye dönük demiyoruz zaten. Şey diyoruz hani yasa geçmiş olsaydı bu konulardan cezayı yerdik diyoruz. Yani yasa geçtikten sonra geriye dönük ceza almayacağımızı biliyoruz. Ben son bir soru sorup ben de dinleyiciye geçsem olur mu acaba? Biraz uzun tabii konuştum, kusura bakmayın ama. Lütfen. Şöyle ya, bu biraz da ben şeytanın avukatlığı yapayım madem. Hep sen mi yapacaksın abi? Şöyle düşündüm, bu Kadir Şeker olayı olsun, işte daha öncesinden ya, tecavüz olayı olarak yoğunlaşacağım ben biraz ama böyle hani mahkeme kararında aslında beraat etmiş, aslında suçlu görülmeyen ama işte kamuoyunda hala daha suçlu görülen ve işte bir ara linçten sanırım bir çocuk öldürülmüştü kızın babası tarafından, isim olarak hatırlamıyorum ama eğer teşekkür ederim. Ya eğer bu yasa yürürlükte olsaydı aslında bunun da biraz önü kesilmiş olmaz mıydı? O açıdan iyi olmaz mı bu yasa bizim için? Ne düşünüyorsunuz acaba? Ya evet, iyimser baktığın zaman aslında çok da kötü değil bu yasa. Ama burada neyin doğru neyin yanlış haber olduğunu kim karar verecek buna? Yani bununla, bu çok muğlak bir yasa. Anlatabiliyor muyum? Yani ki, evet. kimin buna karar vereceğini ya da her konuyla ilgili bilir kişi mi gelecek? Bilir kişileri de gördük yani, hayatında hiç mahkemeye gidip bilir kişiyle karşılaşmış insan var mı aranızda bilmiyorum ama yani Twitter konusundaki bilir kişi Twitter'ın nasıl yazıldığını bilmiyordu mesela. Ben böyle bir şeyle karşılaştım. Herif bilir kişi Tebeter diye yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ne kadar bilebilir ki? Adını bilmiyor da anlasın yani. Sinir krizleri geçiriyorsun tabii o tip bir durumda. Yapacak bir şey yok. Bilişim savcısı mesela. Bilişim. Ama hiçbir şey bilmiyor falan. Böyle şeylerle çok karşılaşıyorsunuz Türk hukuk sisteminde. Zaten biliyorsunuz hukuk sisteminde şu an çok fazla şey oldu. Nasıl desek, futboldaki transfer dönemi gibi. Şimdi mesela yaşlı tipler var. Şimdi hukukçular beni anlayacaklar. Mesela sicil numarası 200 civarı olanlar çöp. 200 civarı sicil numarası var ama yaşlı. Mesela onlar çöp. Avukatlıktan yeni atanmış ya da çok genç. İşte sicil numarası 150-200 arası falan. Böyle hakimler var mesela. Hukukçular ne demek istediğimi anladılar. Ya çok kötü ya. Düşmeyin. Yani Türk hukuk sistemine düşmeyin arkadaşlar. Hukuka inanalım. Her zaman peşinde olalım. Her zaman hakkımızı hukuk yollardan arayalım ama düştüğünüz zaman da ulan nereye geldik anasını satayım biliyorsunuz yani maalesef. Ben çok yaşayan birisi olarak. Melek'ciğim teşekkür ederiz diyorum ve eril dilimizi biraz daha yumuşatmak üzere Betül Hanım'a bağlanıyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Bir de bak, şov yapıyorsunuz. Bana DM atıyorsunuz. Abi siyasi bilimler ve uluslararası ilişkiler okuyorum. Cahçurt diye. Yarın YKS'ye gireceğim. Ben de siyasi bilimler ve uluslararası ilişkiler okuyacağım. Benim neyim eksik anasını satayım. Şöyle 4 yıl yatarak alacağım o belgeyi. Diyeceğim ki, birisi sorarsa mesela, kanka sen ne biliyorsun derse, al diyeceğim. Al diploma, okuduk anasını satayım. Evet, buyurun Betül Hanım. Betül Hanım. Zort. Betül Hanım Zort. İsmail konuştu mu? Yok abi, konuşmadı. Abi konuşmadı, bekliyor bayağı. Yok, konuşmadım, bekliyorum Ahmet. Buyurun İsmail. Hemen geri alıyorum onu. Tamam. Herkese iyi akşamlar. O da açıldığından beri dinliyorum sizi. 39 yıldır üzerimden çok hükümet geçti. Mecazi anlamda değil, gerçek anlamda. Ben de 33'üm abi. Benim de üstümden çok geçti. Bir genç kardeşimiz vardı, Mert. 26 yaşında sanırım. Ne yapacağımı bilmiyorum falan diyordu. Şimdi dün akşamdı sanırım, Ekşioğlu da burada galiba. Onların odasında bir konuşmacı abimiz gelmişti. Suriye Türkmen Birliği Derneği Başkanı'ydı sanırım. 92 yılında Ankara'ya yerleşmiş, Türk vatandaşlığı almış ama Suriye'de Türkmenlerin haklarını savunduğunu iddia ediyordu. Genç kardeşlerime ben şunu söylemek istiyorum. Ülkeyi terk etmeyiniz. İçinizdeki güce güveniniz. Siz eğer terk ederseniz burada savunacak kimse kalmayacak. Şimdi bu dinom
Onları da takip ediyorum. Telegram gruplarından da bakıyorum. Bunu biraz ciddiye almanızı istiyorum Ahmet Bey. %5, %5, %10 alacağını düşünüyorum yani eğer olursa ileride. Bir şeyler yapabilirler. Bir de Alperen Hocam vardı, matematik öğretmeni. Bu Allah evet, kitap evet, dediği... Cumhur İttifakı. Allah kitap dediği için, İslam dediği için ben Cumhur İttifakı'nı destekliyorum, AKP'yi destekliyorum falan diye konuşmuştu. Ben de 13 yıl özel sektörde öğretmenlik yaptım. 1,5 yıldır yapmıyorum, istifa ettim. Şimdi hocam bir Kerbela'ya baksın, bir Emevilere baksın, bir Abbasilere baksın. Yani siyasetin içine din girmemeli. Bu çıkarımı yapabilir diye düşünüyorum. Ayrıca şu an 80 bin ücretli öğretmen çalışıyor. Kendisi özel okulda çalışıyormuş. Şu an 80 bin ücretli öğretmen devlet okullarında görev yapıyor. Bunun 60 bini eğitim fakültesi mezunu değil. Şimdi hocam asgari ücret maaş alıyor muhtemelen. Ve ay sonunda da 1000 lirasını, 1500 lirasını geri istiyorlar elinden. Sigortasını eksik yatırıyorlar. Ama hala bu eğitim politikalarını destekleyebiliyor. Hala bu partiye gönül verebiliyor. Hala savunabiliyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Bir akıl tutulması var. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. İsmail Bey bir şey söyleyeyim. Eyvallah. Dinampe, lütfen sahip çıkın. Buyurun. Çıkacağım. Söz. Yani orada bazı planlarım var. Şimdi şahsi benim... hesabım da açıldı. Dinom sadece resmi şekilde devam edecek. Hatta benim dinozor olmama çok az kaldı Ahmet Bey. 39 45. Biliyorsunuz. Limitimiz 45 mi? 45, evet. 6 yılım var yani 6 yıl çalışabilirim bu şey için, akım için. O yüzden fazla vaktim yok. bir an önce yani, adım atın. Sonrasında şöyle yapıyoruz. Onu söyleyelim. 45 yaş üstü kişiler aktif görevde rol alamıyorlar. Sadece ve sadece 45 yaş üstü insanlar danışman olarak rol alabiliyorlar dinamikte. Maalesef böyle. Müşerref olurum. Evet. Efendim, şimdi teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet. Dinamik abi, konusunda erlik düştü. Yasir'i çekmemi istemişti. Kendisi uyudu galiba. Uyumuştur, o sızmıştır. Aynen. Yasir bir şeyler anlatacakmış. Erlik de özelden rica etti. Önemli olduğunu düşünüyorum. Ben buraya bir tane de HDP seçmeni istiyorum. Oy. Eğer aranızda bir HDP seçmeni varsa ağaç yiyesine ulaşsın. Onu çekelim. Çünkü şunu görüyoruz. Bakın bu yayında ben şunu da çok net gördüm. Herkes aslında zorunluluktan oy veriyor. Öyle boktan bir yerde yaşıyoruz ki kimse içine sinesine, daha doğrusu aklı çalışan insanlar arasında, gerizekalılar yine tapıyor birilerine, o ayrı, ama kimse içine sinesine yürü lan AKP, hadi be CHP, hadi be İYİ Parti diye vermiyor. Aslında olması gereken oyken. Yani demokrasi pek çalışmıyor gibi ya. Abi bu konu hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Buyurunuz. Şimdi şöyle bir şey var. HDP seçmeni hakkında konuşuyorum. Ben değilim ama etrafımda çok olduğu için biliyorum. Şimdi bence devlette, hükümette diyelim, HDP seçmenine karşı biraz daha ötekileştirme var. Ve şimdi Kürt seçmen için çalışıyor gibi gözüken bir tek HDP var. O da kendi içerisine aldığı üyeleri bir süre sonra sindirip kendilerine katmaya çalışıyor. Hani o yüzden sürekli oraya itilen bir Kürt seçmen var ve itildikten sonra hani bu eski annelerimizin tabiriyle beyin yıkama adı altında insanları gerçekten ötekileştiriyorlar ve kendi saflarına katıyorlar. Zaten HDP'nin bence bu kadar büyümesinin sebebi de bu. Yani bu kadar sabit kalmasının sebebi bu. Ama artık bence hani yaşadığımız zamanda ben çok eminim ki artık biz insanlara hani sen Kürt müsün, Arap mısın, Türk müsün diye sormuyoruz. Artık bitti bu devir. Benim kaç tane arkadaşım var hiç sormadım. Az önce Erkan abi geldi burada konuştu. Şimdi ülkemizin problemi bu konuda, HDP konusunda. Şöyle bir problem var benim görüşümce. HDP'liler
Kürt seçmenden geliyor. Ve diğer tarafta şöyle bir algı var. Tüm PKK'lılar Kürttür. Ve tüm Kürtler PKK'lıdır. PKK tarafında Kürt tarafında da şöyle bir düşünce var. Bütün Türk vatandaşları bizim düşmanımızdır. Bizi PKK olarak görüyor. Hani bu ikili, bu saçma paradoksu yıkmamız lazım artık. Yıkılmıyor bir türlü. Yok, insanlar çünkü hani biz Twitter'da konuşuyoruz, iyi güzeldi abi. Hani Adana'ya gelmişsinizdir belki, bilmiyorum. Adana'da işler çok farklı yürüyor ya. Yani buradan kesinlikle bağ kopmuş bir cumhuriyet gibi. Ve bildiğiniz Adana 3'e ayrılmış durumda. Kürtlerin sokakları şu an yeni eklendi. Suriyelilerin sokakları ve diğer taraf. Yani diğer taraf biraz daha karışık. Ama gruplaşmayı artık yıkmamız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Tam bu PKK meseleleri konuşurken şimdi Batuhan da onu attı. Zaten ben bugün retelemiştim. Haskoloğlu paylaşmıştı onu. İsveç'te böyle Stockholm'de random PKK bayrağı Öcalan Möcalan falan yansıtmışlar. Ya bu orası ne alaka? Gelme o zaman. Gelme o zaman NATO'ya amına koyayım. Orası resmi bir bina Jaho. Yani öyle kişisel şahsın binası değil. Belediye binası o bina. E tamam, gelme abi o zaman NATO'ya. Siktir git. Yani şimdi mesela şöyle bir durum var. Yani İsveç, Norveç, Finlandiya, ölüyoruz, kuduruyoruz, geberiyoruz burada ama ya bu kadar da olmaz be arkadaş. Bu kadar da olmaz yani. Ayıp. Evet. Quest geldi. Abi HDP'li kimse yazmıyor bu arada. Ya. Selamlar. Sesin geliyor mu? Ya Jaho, şunu çıkartın ya. Gözünüzü seveyim. Niye ne oldu? Abi dur. Trolleyecek o da şimdi. Gözünü seveyim. Dur. Hayır. Burada yungoygoy yok burada. Ciddi şeyler konuşacağız. Tamam. Şimdi kızcağızı listeye almışlar ya. Eren Erdem listeye almış. Aynen. Ben de varım muhtemelen listede. Biz de fişlendik. Hatta ben ondan sonra böyle yavaştan biraz çekilme kararı aldım. Ben de aktif olarak yorumlarımı belirtiyordum. Hatta birçok PKK'nın saldırısına uğradım. Instagram'dan buldular beni falan. Neyse, konumuz bu değil. Konumuz şimdi 28 yaşındayım. Ben de gencim. Siyaset bilimciyim. Biz dün, daha doğrusu dinleyici olarak ben açılan odada bu sosyal medya mevzusunda sana dedim özelden, bu 26. madde basın, hani haber alma özgürlüğü, ifade özgürlüğü vesaire, dün odada bir arkadaşımız, hukukçu arkadaşımız da anlattı. Hani gelen tasarı zaten şu an mevcut anayasadaki 26. maddeye aykırı bir durumda. Şimdi suçun geriye işlemezliğini düşünürsek, tasarı geçtikten sonraki haberlerde, dün de denirdi bu, bir haber yapılacaksa vesaire, başlayacak olan cümle iddiaya, edilen iddiaya göre yahut bu minvalde bir ifadeyle başlayacak ki kişi direkt bu bilgi doğrudur diye girmeyecek cümleye. Yani bulgulara göre ya da ne bileyim bir mültecinin herhangi bir, hangi ırktan olduğu bilmeksizin direkt bu Afgandır demek yerine, hani videolarda gözüken şahıs hangi işte ırka mensup olduğu bilinmiyor, sığınmacı olabilir gibi 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 ifadelerle yine fikir özgürlüğü belirtilebilir. Ama tabii ki burada dikkat edilmesi gereken şey kelime. Yani savcılık zaten çağırmak istediği müddetçe cımbızla seçer, yine çağırır, yine ifadeni verirsin. Fakat burada dediğim gibi dikkat edilmesi gereken şey seçilen kelimeler. Yani hukuk böyle işliyor maalesef ülkede ve göze çarptığın anda zaten doğru bir haber versen bile yine çağrılırsın. Bu burada kıstas kesinlikle yani söyleyeyim. Ben çizgi filmle ilgili tweetimden çağrıldım diyorum. Ya. Çizgi film ya. Çizgi film. Çağırıyorsun yani. Ya. Bu ülkede Illuminati'den kliplerde üçgen var diye ne komplolar üretildi yani. Her şey olabilir. O yüzden kelimelerimizi sosyal medyada biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor o konuda. Onun dışında da bu CHP konusunda eleştirilerim her zaman bakiydi. PKK'yla kol kola olması konusunda. Ben hep savundum, hep de dedim. Biz misak-ı milliyi savunan Atatürk gençliği olarak kendimizi ötekileştirilmiş hissediyoruz. Bize de elbet sahip çıkan birileri olur bu memlekette. Kimse ümidini yitirmesin bu konuda. Dinom gelecek, dertler bitecek Elif. İsim verme Tezcan, dur. Dinom. Şaka mı? 0530 falan diye başlıyor.
Yani kimse kendini yalnız hissetmesin. Yani ben siyaset bilimciyim dediğim gibi ben de çok aktif olarak rol aldım bu sahada. Her zaman bizim olduğumuz yer belliydi. Fakat dönem dönem maalesef bu şeyler yaşanacak yani siyasal anlamda. Maalesef Türkiye'de gerçekten bu ülkesini, vatanını seven insanların gönül rahatlığıyla şu an için en azından çok kısıtlı yani. İnsanların düşüncesi şu, ya şimdi o partiye vereceğiz de yani oylar bölünüyor gibi. Çoğu eminim CHP seçmeni de böyle düşünüyor zaten. İşte oyları bölmeyelim. İşte en azından bunlar gitsin. Yani bu böyle bir şey değil arkadaşlar. Bugün yani buraya gelen az önceki her şeyden öte İslam diyen arkadaş için de bunu diyeceğim. Bu ülkede senin Türklüğünü alırlarsa ne İslam'ı yaşayabilirsin, ne Katolikliğini, ne Yahudiliğini, ne de başka bir şeyini. Burada Türk olarak önce varlığını koruyup misak-ı milliye, topraklarına sahip çıkacaksın ki bugün hangi Arap ülkesi gerçekten İslam'ı yaşayabiliyor ki sen yaşayabilirsin Araplaşıp burada toprakların işgal edilse velev ki. Yani burada her şeyden evvel sen topraklarına sahip çıkman gerekir. Ben hep bu düşüncede oldum. Gençlerin de böyle düşünmesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Saltık abi, son bir sen konuş ha. Ne oldu? Şey, Yasir var da Koç Üniversitesi'ndeki PKK yuvalanmasıyla alakalı bir şeyler söyleyecekmiş kendisi. Saltık'tan sonra o konuşsun istersen. Tamam, o da konuşsun sonra bitirelim çünkü yarın benim hanım gelecek. Biraz uyusam iyi olur. Evet, buyurun. Koç Üniversitesi'ndeki PKK yapılanması değil de direkt üniversitelerdeki insanların bu görüşleri. Yani üniversitede birebir Boğaziçi, İTÜ, Koç Üniversitesi ve benim diğer üniversitelerdeki şu an İstanbul'daki durumu ben söylemek istiyorum. Şöyle söylemek istiyorum size. Gayet şu an aydın olarak gördüğümüz Boğaziçi'nde, İTÜ'de, Koç Üniversitesi'nde ve minimum diğer Türkiye'nin belli başlı üniversitelerinde ne kadar fazla dışarıdan geldiğini sansak bile bu eylemlerdeki HDP bayrakları, yani şeylerin işte APO bayraklarını ve benim diğer bayrakların kendi içerisinde de gerçekten insan yaratmış bulunmaktalar. Üniversitelerde bu üniversiteleri kazanmış, bu üniversitelerde okuyan ve inanmış vaziyette bu insanlar bulunmakta. Birebir TSK'nın Kürt köylerinin zamanında bastığı, yaktığı, o yüzden PKK'nın aslında bir direniş olarak sergilenen bir örgüt olduğunu anlatan onlarca insanla tanıştım ben şimdiye kadar, öyle söyleyeyim size. Yani birebir şu an gelen nesilde de kendi içerisinde de böyle yetiştirilmiş ve böyle buna gerçekten inanan ve bu yüzden para almayan, yani fonlanmayan bu insanlar da var gerçekten. Türk diasporasının eksikliğinden kaynaklanan bir biçimde. Yani gerçek manada o kadar fazla bilgililiği var ki gerçekten insanlar bu okullarda bile bunu düşünüyorlar şu an. Yani bu okullar ben Türkiye'deki cehaletin biraz küçümsendiğini düşünüyorum. Yani cehalet gerçekten çok fazla küçümseniyor. Türkiye'deki üniversite mezunlarının %43'ü Lozan Anlaşması'nın 2023'te biteceğini düşünüyor yani. Var yani. Lozan'ın biteceğini düşünenler var. Aynı zamanda o nasıl diyeyim? Gerçek manada şu an gelecek nesilinde sizin eserinizdir de öğretmenlerin eksikliği olsun. Minimum gerçekten araştırmayan, sadece duyduklarından kaynaklanan insanlar olsun. Yani insan kanını işlemiş artık, duydukları hareket ediyor sadece ve bununla hareket eden, yani Türkiye'nin ismi niye Türkiye olarak bunu sorgulayan veyahut yani zaten Türkiye bunları yapmıştı zamanında, bunu kabullenmekte fayda var. Bu ülkede zaten bir Kürt sorunu vardır, ırkçılığa uğradım, ırkçılığa uğruyoruz biz zaten. O yüzden mültecilerle zaten bu mültecilere karşılar da, bu mültecileri bulan ırkçılığa, daha doğrusu şu an işte gitsinler kavramında karşılar bir nevi. Adamın ülkesinde savaş var, gelmiş sonuçta buraya, ne yapsın yani? Savaşsın mı, ölsün mü orada, yoksa gelip bu ülkenin barınsın gibisinden. Aşırı sanki Amerika'daki bir vatandaşın hümanizmine sahipmiş gibi, sanki Orta Doğu'da bir ülke değilmişiz gibi bu hümanizmaya sahip insanlar var. Ve bu insanlar şu an Koç Üniversitesi, İTÜ, Boğaziçi ve minimum diğer bir sürü üniversitelerde var yani bu insanlar. Yetiştirilme tarzlarından mı kaynaklanıyor tam olarak bilmiyorum ama bu insanlar azımsanmayacak vaziyette ve bu insanlar ileride bu okumuş, yani şu an görüyoruz ya mesela bu kadar üniversite okumuş, şu yerlerden gelmiş ve hala bu gerizekalılığa sahip dediğimiz insanlar var ya, yani onlar gerçekten böyleymiş yani, onların doğuşuna şahitlik ediyorum yani şu an. Teşekkür ederim. Bir şey yok, kapatmadan ben de bir dakika alabilir miyim? Evet.
Allah abi de şunu söyleyeceğim onunla ilgili. Yani ülkemizde aydın olmakla HDP sevici olmak mesela bağdaştırılıyor. Böyle bir bağdaştırma söz konusu ülkede. Neden böyle bir şey var? Ben de pek anlamış değilim ama HDP'ye bir göz kırpmadan aydın olunmuyor anasını satayım. Pek anlamış değilim. Önce bir Saltık konuşsun sonra sana geçelim Batuhan. Eyvallah, tamamdır. Pardon, ben de konuşmak istiyorum bu HDP ile ilgili. HDP'li seçmen demiştiniz ya. HDP'li seçmen misin sen bana sor. Abi HDP'li seçmendim. Ama Tamam. şu halen yani gerçekten eğer müsaade ederseniz konuşmak isterim. Tamam, Saltık'tan sonra konuş o zaman. Saltık buyur. Tamam abi. Abi aslında girmemin sebebi de buydu. Sosyal medya yasası ile ilgili ne yapabiliriz diye sormuşsun ya en başında. Avrupa'dan, Amerika'dan uzakta Asya ülkelerinde çok baskıcı rejimin olduğu ülkelerde Çin, Tayvan, Hong Kong taraflarında hükümete eylemlerini ben WeChat'i çok sıkı kullanan bir insanım. Kullanmak zorunda kalıyorum. WeChat gibi, QQ gibi uygulamalarda eylemler yapıyorlar. Sosyal medya eylemleri. Çünkü başka yani Çin'de sokağa dökülmek gibi bir şansınız yok. Yani gerçekten öyle bir şans yok. O yüzden eylemlerini şu şekilde gerçekleştiriyorlar. Xingqiu dedikleri bir şey var. Bu şeyden çıktı. Benzin zammını protesto eden bir ünlü başlattı bu akımı. Bundan sonra bu akımla yürüyorlar. Akım şöyle. Mesela bir şey istemiyorsunuz. İstemiyorum çünkü ile başlayıp insanlar ellerinde pankartlarla sosyal medyalarda siyasilerin gönderilerinin altına yorum olarak atıyorlar. Bu o zamanlar büyük bir etki yarattı. Çin de o zamanında aynı şekilde sosyal medyaya yasak koydu. Ama hiçbir şekilde etkilemedi. İnsanlara aynı şekilde devam ediyor. Hani yapılacak en mantıklı şey en azından iktidar olmasa bile muhalefetin üyelerinin altlarına bu şekilde en azından duyurabiliriz. Çünkü ben duyduklarına inanmıyorum. Yani gerçekten çok kapalılar artık. İktidar gibiler. Hiçbir şeyi duymuyorlar, görmüyorlar. Danışmanlarının kuklası olmuşlar. Teşekkür ederim. Güzelmiş bu. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Bu WeChat'te böyle bir şey yapıldığını bilmiyordum. Evet, HDP'li Mansur konuş. Konuş HDP'li. HDP'li. Abi öncelikle iyi geceler hepinize. Abi lisedeyken ben bir kavga oldu. Sonra abi işte küçük bir kavga oldu aslında çok da büyük bir kavga değildi ama yine polis karıştı. Polis bizi aldı abi. Emniyete götürdü bizi. Emniyette abi polis memuru bana şöyle dedi. Dedi ki işte ya dedi siz işte böyle kavga edin. Sonra birbirinizi vurun dedi. Sonra biz de sizi alalım böyle bitin dedi. Ama ben o gün biraz sorgulamaya başladım. Neden diye sormaya başladım. Biraz araştırmaya başladım. Ya araştırmaya başladım ve sonra şunu kendime sormaya başladım. Ben neden Kürtçeyi tam olarak kullanamıyorum? Neden tam olarak Kürtçe konuşamıyorum? Kürtçeye neden sürekli Türkçe kelime karıştırıyorum dedim. Neden okulda Uygurca bile, Uygurca'ya geçtim Çince bile seçmeli ders varken Kürtçe seçmeli ders olarak verilmiyor diye sormaya başladım. Sonra abi bir HDP'ye yönelme oldu bende. Çünkü üniversite öğrencisiyim ayrıca. Etraftan da gelen, özellikle sosyal medyadan gelen bir hafif değil, hatta şiddetli bir ırkçılığa uğradım. Bu yüzden HDP'ye bir kayma oldu bende. Yani şöyle, şu an Doğu'nun, Doğu'da HDP'ye çok oy çıkan bölgelerden birinde yaşıyorum. Kendim HDP'li değilim artık. Çünkü HDP'nin ilkeleriyle benimsediğim ilkelerin çoğu bağdaşmıyor. Bu yüzden artık kendime HDP'li değilim ama bir HDP'linin perspektifini anlayabiliyorum. Çünkü hani şimdi ateistim mesela. Eskiden Müslümandım eskiden. Şimdi ateist oldum ya. Bir Müslümanın da bakış açısını az çok anlayabiliyorsun ya. Ben de bir HDP'linin perspektifini az çok anlayabiliyorum. Şöyle bir olay var HDP'lilerde. Şimdi mesela HDP'ye yaklaşık 15 milyon oy, 14-13 milyon oy alıyor HDP. Şimdi 13-14 milyon insan boş yere HDP'ye oy vermiyor. Bir nedenden, bir sebepten ötürü HDP'ye veriyor. Şimdi HDP bir terör, evet bir terör örgütünü destekliyor demek yerine bu 14 milyon insan niye bir terör örgütünü destekleyen bir partiye oy veriyor?
deyip bu sorunları konuşmak daha doğru. Bence Türkiye'de büyük bir Kürt sorunu vardır. Bu Kürt sorunu ne kadar görmezden gelinse de hep büyük bir problem olacaktır. Mesela Cahren Ahmet abi diyeyim. Ben senin hakkında da yanılmışım. Şimdi dinledim, Kürtler hakkında o kadar çok güzel fikirlerim var. Ben hayatta ben hiçbir Kürt'ün bayrakla ilgili bir sorunun olduğunu düşünmüyorum. Sadece Kürtler, mesela andımızı abi, andımız, bakın mesela ben yine Kürtlerin çoğunluk olduğu bir okulda okudum. Abi andımızda Türk'üm doğruyum deniliyor. Yemin ederim ki oradaki çocukların hiçbiri Kürt'üm, Türk'üm demiyordu. Yani Türk'üm doğruyum deniliyordu. Oradaki çocukların hiçbiri Türk'üm denilmiyordu. Yani bu çok fazla şey birikiyor, HDP'ye kayma oluyor diye düşünüyorum abi ben. Bu kadar yani. Teşekkürler, söz hakkı verdiniz. Eyvallah, eyvallah. Anladınız mı şimdi arkadaşlar? HDP'lilerin neden HDP'ye oy verdiğini, neden çıkmazda olduklarını. Aslında bunu da anlamak önemli. AKP'li arkadaşı da dinledik. Buraya bir de CHP'li çıkarmak vardı ya. Ben CHP'liyim abi. Ama sus lan, sus, yani sus. Evet Batuhan, sen konuş abi, kapatalım. Öncelikle utangaç HDP'li kardeşime söyleyeyim. HDP'nin oy oranı 14 milyon falan değil. Orada bir rakam karışıklığı yaptın sanırım. 5 milyon 800 bin civarıydı. Güzel kardeşim. Onu bir şey yapalım. Tekrar düşün. 11.7 de oy oranıydı. Aldığı oy şey toplamda 5.9 milyon civarı. Neyse. Sosyal medya yasası, biz biliyorsun Joe, sen de destekliyorsun çok sağ ol Space odalarında. Özellikle biz mülteci, sığınmacı, kaçak konularını işliyoruz ve birkaç tane de sayfa destekliyor bizleri. Sağ olsunlar, onlar da videolarla, işte bu TikTok'taki videoları bulup getiriyorlar. Biz avukatlarımız, yani benim şahsi avukatım özellikle son günlerde uyarıyor. Bu yasa geçtikten sonra sizin yaptığınız şeyde her şey kayıt altına almanız, odayı kaydetmeniz, kayıtları, işte o videoların görüntülerini kendi elinize almanız gerekiyor. Çünkü bundan bir sene sonra size bir gün getirip onu paylaşmışsınız, burada halkı yanıltıyorsunuz diye buna dava açabilir dediler. Böyle bir maalesef durumla karşılaşacağız eğer bu yasa meclisten onaylanır geçerse. Ki geçecek gibi gözüküyor. Çünkü sen de dediğin gibi YCHP'nin ve diğer muhalefetin de buna çok ses çıkarmadığını görüyoruz. Maalesef bu bir gerçeğimiz olacak. Ben teşekkür ediyorum söz hakkı verdiğiniz için de. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, ben de yatağa geçtim. Çocuğu da sırtladım, getirdim. Gelmiyor çünkü. Bazen gelmiyor bu Mira. Evet, iyi geceler diliyorum hepinize. Bir sonraki Space'de görüşmek üzere diyorum. İyi geceler abi. İyi geceler. Bir, teşekkür ederiz. Bu oylama gününü öğrenmeye çalışacağım, bu yasa tasarısı ile ilgili. Ona göre bir eylem planı düşüneceğim arkadaşlar. Hepinize iyi geceler. Ses et pompa. Yarrayın. Ses et pompa. Ses et pompa. Ses et pompa. Ses et pompa.